Ebru. Ay. Ne olur biraz şurada dinlensek. Olur. Ay. İyi koştuk. Ay 9 kilometre. 450 kalori. 80 dakika. Çok iyi. Çok iyi. 80 dakika mı koşmuşuz? Yok, ben başladığımda açmıştım. Toplam süre o. Ben ne kadar koşmuşum? Bakayım. 4 dakika. 4 dakika çok iyi. Sana iyi. Bana iyi, inanın iyi. Oh. Cemile nerede ya? En son arkamızdaydı. Ya var ya, kesin bir yerde tost yiyor bak. Kesin. Kesin. Ne oldu kızlar ya? Hemen yoruldunuz mu? Yorulduk, gel otur sen de ne olur biraz. Ya kızım ben de yoruldum. Ama bak, pes ediyor muyum? Bacaklarım titriyor, görüyor musun? Yalnız sana helal olsun bacım ya. Resmen günahını almışız, kız koşmuş. Ne sandın, tırrek? Koşmuş, hakkı. Buldum seni, manyak kadın. Bu kim ya? Gitmem işte ya. Ya peşime takılmış. He. Yürü git lan. Ya gitmeyeceğim. Versene bana ya skuterimi. Ne? Skuter mı Cemile? Ya ne skuteri? Meczup belli ki. Git lan. Ya sensin meczup bir kere. Ya bana 20 lira verdi. Skuterimle bir tur atacağım dedi. Aldı kaçtı ya. Evet buraya gelene kadar 200 liralık hamburger yaktım. 180 lira zarardayım. Ver paramı. O nasıl hesap lan? Ya ver skuterimi. Sana ne be? Ye ye ye. Anne. Ağlama. Git o köşeye bağladım. Yürü. Anahtar üstünde. Yürü. Aferin. Bravo sana. Böyle mi kilo vereceksin? Hı. Denedim kızla. Vallahi denedim. Koştum. 100 metrede bir kebapçı gördüm. Durmadım. 200 metrede tatlıcı gördüm. Durmadım. 300 metrede tansiyonum düştü. Skuter aldım geldim. İyi bari en azından bir şey yememiş. Ha yok, skuter alınca geri dönüp hepsinden yedim. Cemo bu ne ya? Engelli parkur gibi. Ya ne yapayım ya? Kızlar bak, toplayın abi kendinizi. Böyle olmaz. Ya biz birbirimize ne söz vermiştik? İlk öpüşen diğerlerine söyleyecek. Evet. Ya o değil, diğerim. Gaza fit gireceğiz. Ha? Ya ben istemiyor muyum kızlar? Geçen eczacıya gittim, tatile gideceğim. Bana krem ver dedim. Kaç faktör olsun dedi. Pişik kremi diyemedim. Halbuki böyle girdim eczaneye. Ya. Anlamadım. Yok mu şöyle bir makine? Şöyle yanlardan komple bizi bir inceltsin. Var. Salatalık soyacağım. Olur mu? Ya kızlar saçmalamayın ya. Emek olmadan yemek olmaz. Yemek ne? Nerede yemek? Nerede yemek o? Cemal sakin ol. İşte bak, boğazımızı tutmadığımız için oluyor. Doğru ya. Aslında şöyle bir diyet programı olacak. Hangi saatte falan ne yiyeceğini söyleyecek sana. Ha. Belli olacak abi. Olacak olacak. Öyle olmuyor işte. Ben denedim. Ya. 45 kilo girdim, 65 kilo çıktım. Ne yaptı kız? Diyeti seni mi yedin? Saçmalama. Anlatayım da dinleyin. Diyetimin ikinci günü. Tamı tamına uyuyorum. Bozmadım. Evi de güzelmiş. Sağlık abi. Çok acıktım ya. Dayanamıyorum artık. Anne! Saat kaç? 7:10 var. Daha 10 dakika var. Çok. Ne yapsam acaba ya? Televizyon izle. Bakalım Muzaffer Bey bugün ne pişirmiş? Hmm, fırında tas kebabı. Nefis görünüyor. Değiştir, değiştir. Balık sanki yaz pişmiş abiciğim. Yanındaki rokayı yedi az önce abiciğim. Değiştir, değiştir. Ferit, ben hamileyim. Heh, ama doğru. Çocuk senden değil. Olur, olur. O değil de kuzu çevirme gömsek ne güzel olur. Lan oraya nasıl geldi konu? Yok olmayacak. Anne! Ne? Saat kaç? Kız 7:10 var dedim ya. O nasıl oluyor ya? Saat durmuş. Sana kaç lazım? 7. İyi 7. Olmaz. Ne olmaz? Diyetimi bozamam. Saatinde yemem lazım. Aa, benim akılsız kızım. Miden nereden bilecek saatin kaç olduğunu? Doğru söylüyorsun ya. Heh. Bakalım listemde ne var mı? Aç bakayım ne var. 3 tane badem. Ya ben sabahtan beri bunun için mi bekledim be? Aç aç. Bu mu ya? Sen ne yaptın? Köfte patates yanına da tepsi kebabı. Anne, köfte patatesin yanına yoğurt olur. Salata olur. Tepsi kebabı olmaz. Ben diyetteyim anne. Ya Allah aşkına nereden çıktı bu diyet? Ha? Sanki ihtiyacım varmış gibi. Var tabii. Sıkılaşmam lazım. Tamam. Ye. Yine sıkılaşırsın. Ay ben bunu biliyorum ya.
Bu anne yemeği kilo aldırmaz teorisi bu. Evet, diyet bozma büyüsü gibi bir şey. Evet, ama bu sefer kanmayacağım. Aferin kız. Kız tamam ye. Yine kanmazsın. Ya anne yeter. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim işte. E tamam. Ya bak sen ye. Al üç bademini. Al. Tek tek ye onları, tamam? Acaba bu iki bademi yemesem yarım ekmek köfteye denk gelir mi ya? Dur yapma! Sadece iki kilo fazlan kaldı. Onu da yaza kadar versen... Serenay Sarıkaya olacaksın zaten. Sen onları dinleme. Bademlerini yıma, devam et. Hayır, saçmalama. Bademle nasıl doyacaksın? Sen hamster mısın ya? Ama tepsi kebabı öyle mi? Ayılar bal yer zannediyorsun değil mi? Evet. Tepsi kebabı. Yerim ya. Yazı düşün. Tatil, güneş, iç bacak. Arada kış var. Yağ depolaman lazım. Ama kilo da vermem lazım. Pazartesi başlarsın. Bugün pazartesi. Pazartesi bu pazartesi mi lan? Koruma ya şimdi sana bunu. Ya ama canım da çekiyor ya. Canım başka şeyler de çekebilir. Ne çekecek lan kızın canı? Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir mi çekecek? Sen onu düşünme. Boş. Çok kararsızım. Şişt, beni dinliyorsun. Diyete başlayalı iki gün oldu. Şimdiden iki kilo kaybettin bile. İki günlük diyette kaybettiğin tek şey iki gündür. Diyet, diyet, diyet. Sütlaç, baklava, şubiyet. Başarısızlık yapamamak değil. Yapamayacağını düşünmektir. Garip ne bilir bayramı, hort hort içer ayranı. Ne alakası var lan? Sen ikinin ne alakası var? Oğlum bak dua et melam yoksa şununla kafanı gözünü kavarım abi. Ya melam diyor, şununla korum ha, şeytan da olur. Harbi diyorum, şu dipçiyle bir koydum. Ya ne yapıyorsun? Bak, bak, bak. Aa, çok ayıp. Ne yapıyorsunuz ya, siz melek ve şeytansınız. Evet. Kızım, badem üstüne baklava. Kız bunlar kim? Nasıl biz... ya? Sen görüyor musun? Ha işteler. Biz diyet yapanların iç sesi olaraktan. Ha ya, merhabalar, ben Melek Baykal. Hiçbirini hatırlamıyorum. Ben düz şeytan. Ben sizi nasıl görüyorum? He, görmemeniz lazım değil mi? Biz... Uç, 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 uç. Cennete gitmişim, cennete. Yanıyorum. Kilo aldırmaz. Hayır, yeter. Anne, kilo veremiyorum. Senin yüzünden kilo veremiyorum. Bu evi terk ediyorum. Ah. Terk edin. Allah aşkına. Sonra annem dolma yapmış, geri döndüm. Baklava da getirmedin bize. Ne yapacaksın, flashback dekorunu mu yiyeceksin? Bak arkadaşlar, diyet işi zor işte, olmuyor. Ama kızım ne yapacağız, böyle at gibi kırlarda koşarak da olmaz ki. Spor salonuna mı yazılsa? Bak ben sana spor salonu nedir anlatayım. Hı. Şimdi kuaföre gittin. Gittim. 365 günlük bütün parayı ödedin. İşte kesim olsun, röfle olsun, boya olsun, her şey olsun. Senede 3 defa gittin, kaş bıyı kaldırdın. Spor salonu böyle bir şey. Hmm. Şeye gideriz. Parklarda var ya aletler. Ha? Hem temiz hava hem bedavi. Olur. Bak o olur. Hayır. Filinin sultanları, potanın pirlerini bildiniz mi? Hmm. Peki ya parkın koca popolarını? Ne? Anlatayım da dinleyin. Anlat be. Nurteyciğim, farkında mısın? Gide gele, gide gele biz bu parka kardeş Şener gibi olduk. Yani bir insanın poposu veskalı fotoda çıkar mı ya? Aklımda bir hacim var Aytin. Ona ulaşayım bırakacağım. Ya daha ne hacim Allah'a sen yap. Yani ardımız dişe boçasına döndün. Yani bak sandalyeye oturunca ayaklarım yere değmiyor yani.
Motivation'ımı bozma Ayten. Sağlık bu, sağlık. Doğru dedin. Sen benim büyüğümsün sonuçta. Pardon, ben de spor yapabilir miyim? Yapabilirsin. Tabii elin ayağın tutuyor çok şükür. Yok, burada yapabilir miyim? Yapabilirsin, kim ne diyecek? Yok yani, hani siz orada, ben burada. Canım benim, sağlık mı? Bak, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, aferin üç. Ayten. Hayır, yani şunu demek istiyorum teyzeciğim. Yani ben de mi kullansam acaba biraz aletleri? Ha, inelim mi Nurten? Ne diyorsun? 45 dakikadır yapıyoruz. Dün yediğimiz hurmalar erimiş midir? Yani erimemişse de bir bölgede toplanmış gibi. İnelim ya. Dedi, inelim. Açma gömme yaparız. Heh. Açma germe diyecektiniz herhalde. Yok, akşamdan açma yapmıştık, onu yiyeceğiz. Açma gömme. Bak bak, çabalıyor bak. Çok iyisin, aynen. Bana bak. Kimlerdensin sen? Necmiye'nin torunuyum. Necmiye kim bu? Kız yok mu Hayri'nin, Kirvesi'nin ablasının kaynanası? Eşim, ben sana bir kişi sordum, dört kişi tanımıyorum. Hoş ver. Ama çok güzelsin kız. Bak, ben seni bizim oğlunu düşündüm, biliyor musun? Yani münasebet teyzeciğim, ben sporumu yapıyorum. Sevgilisin var mı? Yok kız. Evinin baldızının kıllı oğluyla beraber de ayrıldı. Efkan söylediğiniz gibi biri değil. Nasıl değil ya? Haberlere çıkmadı mı kurt adam diye bu? Tabii tabii. Bunun yüzünden bizim mahallenin kedileri Kadıköy'e göç ettiler. Sonra ne oldu biliyor musun? Allah'tan belediye duyarlı çıktı da hepsini geri topladı. Kedileri nasıl ayırt ettiler ya birbirinden? Bizimkiler semt oturuşu yapıyormuş. Teyzeciğim, biraz ayıp olmuyor ama. Yani ben de burada spor yapıyorum ve siz benim algımı dağıtıyorsunuz. Ay, üzülme, üzülme. Alayı. Ya bak, bu çok seven alayı. Sevdiğinden yapıyor. Bak, biz buna mahallede alay başı Nurten deriz. Değil mi, değil mi? Bak, bu kadar üzüldüysen ben seni Ertuğrul'un ablasının oğlunu alayım. Nasıl ya? Hani benim oğlan alacaktın? Senin oğlan işte. Ya bu nasıl bir anlatım? Ben kendim tanımadım. Ya tamam, teşekkür ederim ama ben istemiyorum. Müsaadenizle spor yapacağım. Ay. Nasıl kullanılıyor ya? Çöp, çöp, amatör ya, alet. Cahil, nereden bilsin cahil? Hiç bilmez cahil. Cehalet yapıyor kızlar ya. Tamam, ben yapıyorum sporumu, karışmayın. Bana bak, ne diyeceğim sana? Hı. Kendi gözünle gördün, iki tane fit kadın. Gel sana bir iki hareket öğretelim. Yok, ben kendim yaparım. Gerçekten. İnat etme, kendini bize bırak. Bırak. Bak canım benim, bu aletler buraya vurulduğu günden beri biz buradayız. Biz buradayız, bunları biz biliyoruz. Öyle mi diyorsunuz ya? Öyle diyoruz. Ne yapsak yani? Denesek mi? Ben neler yaptım zamanında? Bak, bu kadın, bu kadın bizim bütün mahallenin personal trainer'ıdır. Şaşan benim etime 3 günde tam 60 kilo verdirdi. 3 günde diyorum. Ciddi misiniz? Yani biraz abartılıyor tabii. Yani 40-45 civarı anca verdik şimdi. Ya tamam, kabul ediyorum o zaman. Yapalım, beni de lütfen. Gel, gel. Tamam. Gel ortamıza. Ortamıza gel. Tamam. Evet. Ne yapacağım? Hadi Ayten, motivation müziğimizi ver. Yeşil bağlarında dolar. Ayten, Ayten. O bizim için olan. Amatörler için olan. Yani. Heh, cahiller için bilemedim. Burada bir yerde. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Koş. 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 Önce geldim. Çok iyi oldu. Ter akıttık. Teşekkür ederim. Ama sende de potansiyel var canım benim. Çok iyiydi dedeceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepimizin başımız. Hepimizin. Sen ne olmuş kıza? Çekilin. Resminden vurur diyor. Allah sana. Kapanış. Resmen ellerinden geleni ardına koymuşlar. Teyzeler yüzünden ben 3 ay oturamadım. Hacı yatmaz gibi bir bu yana bir bu yana seyirdim durdum. Ah, bu da mı olmadı yani şimdi? Tek çare buldum. Neymiş kız? Estetik. Gireceğiz ameliyata, dimdik. Çok iyi çıkacağız. Ben varım be. Heh. Beni şuradan inceltsinler, şuralarımı da biraz inceltsinler. Birazcık boyumu kaldırdılar mı, biraz botoks da oldu. Benim çok işim yok. Bir ton da rengini açtırırız kız. Olur. Olmuyor kızlar, olmuyor. Ben denedim. Cemo, sen estetik mi yaptırdın? Yaptırdım. Aa, Cemo, bu estetikli halinse öbür halini nasıl da anlamadım. Salak, salak, sen koş be, geri dön. Anlatayım da dinleyin. Hadi. Ay, anlat.
Ay aşkım çok heyecanlıyım ya. Şimdi şu kapıdan içeri gireceğim ve böyle fit biri olarak çıkacağım. Ya Cemo gerçekten mi ya? Ben seni bu halinle daha çok seviyorum ama ya. Ya üst saçmalama Kerem ya. Bu göbekten kurtulacağım artık. Ne demek o göbekten kurtulacaksın? Ya o göbek benim için ayrı bir keyifti ya. O böyle sen hamileymişsin gibi ben o göbeğiyle böyle bırı 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 oynuyordum ben o göbekle. Akıcı akıcı yapıyordum ben o göbeği. Ya bırak ya saçmalama. Bana bak gıdım da gidecek. Ya nasıl kadın gidecek? Nasıl kadın gidecek? Ben bu gıdıkla böyle gel beni 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 gel beni beni gel 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 dırak 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 diye oynayamayacak mıyım artık? Dırak ne lan? Aa bırak ben yanlarımda gideceğim. Ya hayır ya. Hayır yanları ben çok seviyorum. Yanlar böyle Meksika'da ol. Yanlar böyle... Ne oldu? Yanlar böyle Meksika'da... Ne yapayım abi ya? Cemo bir dakika. Yapmayacaktım. Hayır ama bir dakika. Yanlar böyle... Ya. Silahım kendini de göster. Ya bir dakika Meksika'da... Ya yanlar böyle Meksika dalgası gibi olmayacak mı yani? Ben onlarla böyle oynayamayacak mıyım yani? Ya sen öküz müsün Kina? Biraz uzak dur benden. Öküz müsün ya sen? Ha? Stres topu muyum ben? Slime mıyım senin için? Ama hayatım ben öyle seviyorum ya. Sevme. Beni böyle sevme Kenan. Git terledim yemin ederim mahvoldum. Ya ay. Ne oldu iyi misin bir şey? Ay çok ayıp. Evet. Vallahi üzülüyorum ama ya. He? Ay çok ayıp Atakan sana göstereceğim. Ne oldu ya? Hani doktor nerede? Ne oldu iyi misin? Şey bu şeytan mı dürttü ne oldu? Ne demek? Görevimiz. Yani yeniden doğdum resmen. Bambaşka biri oldum. Çok, çok sağ olun. Ya ben anlayamadım. Bu kim? Sizden çıkan yağlar. Ben buna bir tane kalp taktım. Yaşamaya başladım. Ya çok tatlısın. Gel bakayım buraya. Nasıl bakacağım ben buna? Sıcak yerde tutmayın erir. Ay doktor bey ya öyle şey oluyor mu? Parça değişimi falan mesela. Tabii ki hanımefendi. Ben 6 sene tıp okudum. Kaportacı Cemal Usta'nın yapıp da benim yapamadığım ne olabilir? Ay çok iyi ya. Hadi gidelim. Ya son bir kez kat sayayım ben. Kat 1, 2, 3 kat sayayım. Hayır Kenan saçma sapan konuşma. Gidelim doktor bey. Ya. Kenan Bey, hazır mısınız? Hazırım, evet. Tamam. O zaman Cemile Hanım, buyurun. Bu kim? İşte Cemile Hanım. Ya Yerik, nasıl Cemile Hanım ya? Böyle Cemile Hanım mı olur ya? Ya ne var aşkım ya? Çok güzel olmamış mıyım? Aa, şu gözlere bak be. Şu bacaklara bak. Bacağıma şap şap yapayım bak, şap şap. Bak, bak, bak bacaklara. Şu enseme bak, enseme. Şey o, ağızda bir kayma oldu. Anesteziden dolayı o. Zamanla düzelir. Ses o. Tabii. Kıyafet, nasıl bir ameliyatsa kıyafetleri de değişmiş. Tabii. Enteresan bir ameliyat. Yani bu şimdi Cemile mi? Evet, Cemile. Ya uydurmayın, öyle şey olur mu ya? Böyle şey ya. Olmaz abi. Cemile! Ya aşkım benim işte ya. Aşkım diyorsun ona bakıyorsun ben buradayım Cemo. Aşkım benim işte. Tamam şöyle yapalım. Sadece ikinizin bildiği bir soru sorun ona. Ya aşkım benim görmüyor musun ya? Gıdıma bak. Gıdısız boyun. Ya görüntü var ses yok çok enteresan. Hani şimdi bu parlak saçlar, bu gıdısız boyun, bu yağsız but ve bacak. Cemile mi şimdi bu? Yok o tavuk. Nasıl yani? Yani o saydıklarınız tavuk. He. Bu Cemile Hanım. Cemile Hanım.
Ya ben ikna olamıyorum ya Cemil. Bunun Cemil olduğuna ikna olamıyorum. Tamam ya. Diyorum size, bir soru sorun. Aranızda ikinizin bildiği bir soru sorun. Tamam, evet. Soruyorum. Sor. Cemo, sen maçlarda gol olsun diye bir totemin var senin. Ne yaparsın? Söyle bakayım. Ay çok kolaymış aşkım ya. Yengeç dansı yaparken dirseğimi yalarım. Yengeç dansı ve dirseği. Evet, yapayım hemen. Hemen yapayım. Dirseğimi böyle getireyim ağzıma dirseğimi. Bir de yengeç dansı yapayım üstüne. Ay çok güzel yapıyorum. Ben tam ikna olamıyorum ya. Tamam, bir şey daha sorun. Yaptırın, istediğiniz sorun. Ya biz şöyle yaparız. Genelde yani sık sık bir araya gelip bir üçüncü bulur, mezdeke oynarız. Niye böyle bir şey yapıyormuşuz ya? Salak mıyım? Ya hayat, ha bak işte bu Cemil'i, hayatım yapıyoruz ya bunu. Tamam, yapalım. Tamam. Ben yaparım. Ya ben isterseniz üçüncü olurum. Ya yapabilir misiniz? Tabii. Ben 6 sene tıp okudum. Asena'nın yapıp da benim yapamadığım ne olabilir? Tamam o zaman. Tamam. Çakma Cemil'e de artık bakalım, göreceğiz gerçekten. Ya sensin çakma. Vallahi çakacağım bir tane ya. Çak kız bir tane. Çak. Çak kız, korkma. Aşkım seviyorum seni. Sağlam mı? Hadi o zaman verin müziği de oynayalım. Aa. Bacaklarımı böyle pergel gibi açabiliyorum artık. Yağlarım gitti. Bak açayım. Tamam tamam, şaka yaptım. Aşkım inandın mı? İnanmadım. İnanmadın mı aşkım ya? Benim diyorum ya. Ne yapalım, burada kıvırdık o kadar yani. İnandım inandım ya. Bu saçma sapan hareketleri ancak Cemo yapabilir yani. Aklı başında. Yani yoksa çok sinirlenecektim vallahi. Sonunda şöyle tutayım ellerini. Yeni ellerimle. Ne diyorsun? Ne diyorsun aşkım? Hı hı diye gülüyorum arada, kusura bakma. Ayrılalım diyorum ya. Ne? Vur kız bir tane daha. Sana botoks mu yaptılar? Hiç suratına tepki yok. Ya ne demek, ne ayrılmasın? Niye ayrılacağız? Kenan sen niye gülüyorsun? Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Sakin ol, sakin ol. Belli edemiyor. Sinirli belli. Ama botokstan belli olmuyor. Sinirleri de alırsın. Of hadi Kenan, neden ayrılacağız? Ya Cemo, ben senin o dombili halini seviyordum, anladın mı? O gıdıklı halini seviyordum, o göbüşlü halini seviyordum. Peki ya bu halin? Maalesef, üzgünüm. Kendine iyi bak. Ya hayır Kenan, gitme Kenan. Kenan. Ağladım da belli olmuyor değil mi doktor bey? Evet, yani sinirim bozuldu, gülüyorsun gibi herhalde. Doktor bey. Beni tekrar eski halime çevirir miyim? Yani hanımefendi, ben 6 sene tıp okudum. Ama bu istediğiniz daha zor. Ama deneriz. Buyurun, bir deneyelim. Sağ olun doktor bey. Şöyle biraz dinleyelim. Çok kötü olmuş Cemo. Ya. Kenan ne yaptı sonra? Sonra bir kız bulmuş. Ameliyatla bana benzetmiş. Evlenmişler. Kaçırdım yani. Bu da olmadı yani. Ama böyle de fit olamadık. Yok, olamadık ama suç bizde. Yani yok annem diyetimi bozuyor, yok teyzeler dedikodumu yapıyor, yok sevgilim beğenmiyor. Doğru söylüyorsun kız. Ya biz var ya, sürekli bir bahane üretiyoruz ha. İnsanları da bahanemize ortak ediyoruz. Doğru kız. Hadi bakalım, pazartesi başlıyor muyuz diyete? Başlıyoruz be. Helal be. Başlıyoruz. Al işte. Durun, bu pazartesi başlamayın. Yine geldi şam şeytana. Ne şamı lan? Elazığlıyım ben. Ya taş yok mu taş? Ne yapacaksın taşı? Taşlayalım ya. Ha? Seni taşlarım. Bana bak. Sen git. Fırmadasın şu an. Sen git. Sen git, o melek gelsin. Melek ne? Benim tikim yok. Benim tikim yok. Sen git, melek gelsin. Melek nerede melek ya? Mi? Nerede? Sana böyle
Şeytana uydum. Ay hayır ya! Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta belgesel kuşağımızda kadın ve erkek kuaförlerini inceliyoruz. Bu mekanların sadece güzellik ve bakım için gidilen yerler olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu dükkanlar aynı zamanda birer terapi merkezidir. Ah. Aa, bir dakika. Kırık bir kalp seziyorum. Ne oldu bir tanem? Ay, çok mu belli ediyorum? Canım paçalarından akıyor. Ne oldu? Saçlarımı kestirmek istiyorum. Ay bayağı ayrılmışsınız siz. Evet, çünkü küt kestireceğim. Oo, bayağı kavgalı bir ayrılık. Aa! Aynen. Ay. Aa. Çok fena. Evet, Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onu bildiği gibi yapsın bir. Yap. Allah onun kısmetini kapatsın da bekar evinde pizza kemirsin. İki. Kemirsin. Allah onun böyle tepesinden baksın da desin ki bu nasıl kol be desin. Onu kel bıraksın inşallah. Bıraksın. Al. Oh, içim açıldı ha. Bir ay latte içiyor muyuz bebi? İçeriz vallahi. Okey. Selamlar aleyküm Hakan abi. Oo, hayırsız. Hayırsız Atakan, hoş geldin. Gel. Gel, gel. Çık. Hoş bulduk abi. Otur, otur. Oturdun mu? Dur, şöyle biraz. Dur, ha, şöyle. Öyle yap, ha. Hı. Abi ben kalkayım öyle şey. Valla zaten ayak şuraya döndü. Şöyle yapayım. Ah. Şöyle. Abi. İs. İyiyim abi, iyiyim. Atakan'ım, Atakan'ım valla. Nasılsın, iyisin? Sorma abi ya, he? Canım sıkkın valla. Abi, çok canın acıyor mu? Yok, iyiyim abi. Canım sıkkın ya, kızla ayrıldık abi ya. Ne oldu lan, hayırdır? Ayrıldık abi işte, ayrıldık. Moral bozuk, anlıyor musun? Ah be kardeşim, ah benim güzel kardeşim. Abi. Ne içersin? Valla bir şey almayayım ya, sağ ol. Valla bir şey iç lan. Yok abi, valla. Lan bir şey iç oğlum lan. E tamam, hadi bir çay iç. Çay yok ya. Su vereyim mi? Olur abi. Su da yok ya. E senin ağzına pisliyim mi buradan? Abi yok, teşekkür ederim ya. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Hayır, bir ilişkiyi bitirmek kolay mı bu kadar? Aa. Ben sana 3 ayımı vermişim be adam. 3 ay, bak az deme. Adam olarak çok bile. Ama en çok neye şaşırıyorum biliyor musun? Ayrılmamıza. Şöyle bak bakayım. Sen. Uçun. Kim kesti kız bu saçı? Neden? Ne oldu ya? Kızım bana cevap ver. Kim kesti bu saça? Umut, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Neyi? Neden bana bunu yapıyorsun ya? Ama bir dinle. Neden saçlarına başka makaslar değiyor? Umudum, bir dinle. Bak gerçekten toplantım vardı. Uçlarından aldırmam şarttı ama... Ama sen yoktun Umut. Ha, ben köye gittiydim. Memlekete ordu ya. Evet, evet işte o hafta. Sana bunu yapabileceğimi nasıl düşündün? Kusura bakma, bir an çok böyle gerildim yani. Hayır, haklısın, haklısın. Zaten çok kötü kesti. Bebeğim kesmemiş, budamış. Aynen. Atakan da beğenmemişti. Şş, sakın. Sakın onun adını ağzına bir daha almıyoruz. Düzelteceğiz. Merak etmiyorum. Okey? Okay. Kim kesti Atakan bu saç? Kim kesti bu saçı Atakan? Abi sen kestin ya. Güzel kesmişim, devam ki. Hakan abi. Ya. Selamun aleyküm. Hı. Jolen'den biraz alıyorum. Hızla buluşacağım. Ne oldu abi? Yok bir şey oğlum, al kullan, devam et. Ya abi bırak, çocuk heveslenmiş işte. Kızla buluşacağım diye. Benimki beni bezdirdi, beni bezdirdi. Bak, dün gece ben uyudum tamam mı? 11'de yatıyorum diye mesaj attım. Gece lanet olsun, canım su istedi. Kalktım telefona git dedim. Çevrim içi kalmışım. Sabah bir uyandım, bir ton mesaj. Hani sen 11'de uyumuştun, son görülmen 3.30. Abi, bak ben bu kıskançlıklara gelemiyorum. Anladın mı? Ben artık buna dayanamıyorum. Dayan koçum, dayan. Hayır. Ben öyle sıradan ilişkilerin adamı değilim, anladın mı? Ben öyle herkesi hayatıma sokmam. Değdi mi abi? Değdi koçum, değdi. Zor. Zor Hakan abi, zor. Bak,
Kolay değil, ilişkiler kolay değil. Ben bu saatten sonra kime güveneceğim? İnsan böyle başını yaslayacak birini arıyor. Bilirim koçum, bilirim. Abi yeter ama sabahtan beri ya. O ne demek Atakan? O nasıl bir itham? Ben nasıl, ne yapayım Atakan, bölüm keseyim. Terziye iş mi atayım ben Atakan, ne yapayım? He? Saçmalama. Sakın böyle bir şey algılamıyorsun, tamam mı? Tamam. Sakın, devam ki. Geçen ay zam yapacağım diyordun, ne oldu? Aa yaptık, 1500 TL. 1500 mü? Ha. Şey ama benim saçım kısa ya, bana 1500 değil herhalde, değil mi? Canım, bir tanem. Kesilini değil, keseni bakacaksın. Sen dua et, ben kesiyorum seni. Zeki Bey'i bıraksak 4000'lik olursun. Oo, e sen 1500, o 4000, ne fark var ki? Dükkanın kirasını o ödüyor. Mantıklı o zaman, evet. Hakan abi, selamun aleyküm. Şu Sık Bey'den alıyorum. Hızlan bunu ya. Ne oldu abi? Bir şey yok oğlum, al. Şey yapma. Abi sen zam mı yapacaksın diyordun? Ne kadar oldu? Atakan'ım yaptık ya. Malum her şeye zam geliyor. Biz de zam yaptık ya. %50 zam yaptım ben de. %50 mi? Kaç lira oldu şimdi kesim? 150 lira. Hadi görüşürüz işte, abi. Dur oğlum, tamam. Sen 140 ver. Yok abi, ne? Tamam, 120 ver. Ya ne 120? Tamam, 90 lira ver. Olur, anlaştık. Oğlum ben %50 zam yapacaktım. %10 indirim yaptım lan sana. Nasıl? İyi bari kızın gözü açıldı. Can benim, gözü açılsaydı bana kestirirdi. Zeki inanmıyorum, sen muhteşem bir adamsın. Geç, geç tatlım, geç. Teşekkür ederim. Umut'cum nasıl gidiyor? İyi gidiyor Zeki Bey. Hanımefendiyle ilgileniyorsunuz değil mi? İlgileniyorum efendim. Ne oluyor ya? Sizin gibi güzel bir hanımefendiyle ilgilenmek. Biz ölümlüler için ne büyük bir şans. Ay teşekkür ederim ama ben de ölümsüz değilim yani. Dizimde menisküs var. Umut'cum hanımefendinin işlemi neydi? Sevgisine ayrılmış. Küt kesilecek, anladım. Evet. Umarım ne kaybettiğinin farkındadır. Hanımefendi, izin verin. Saçınızı kesme şerefine ben nail olayım. Aa, bu şansı bana bahşeder misiniz? Şey ama Umut'la konuştuk şimdi. Umut kesecek. Balyaj atayım. Koyu değil mi saçın balyaj için? Sön çekeyim. Ara makas verin. Dipler gelmiş. Biraz buralara bir boya atayım. Bir şey yapayım. İzin verin lütfen hanımefendi. Zeki Bey, Zeki Bey. Lütfen. Ben ilgileniyorum hanımefendiyle. Ben ilgileniyorum. Lütfen. Umut'cum. Efendim. Müzik. Evet. Aa, çok havalı. Gerizekalı. Kendini kaptırma. Sakın kendini kaptırma. Vallahi bırakırım seni. 4000'lik olursun bak. 4000'lik olursun. Ver müziği. Abi, al. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Sen resmen adam tokatlıyorsun ya. Atakan'ım dur, son. Ne son abi? Terlik nereden çıktı abi? Gözünü seveyim ya. Abi ne terliği ya? Allah Allah. Abi. Lütfen Hakan abi. Atakan'ım.
Biz bunları YouTube'dan para kazanalım diye Atakan. Bayıldım, enseye mi geldi? Atakan abi, selamını ver. Şu kolonyadan alıyorum. Sıçarım kolonyana, adam bayıldı, gel lan. Abi bu adamı nasıl bayılttın? Mohlat. Ah, iyi misin? İyiyim yaptım. Aklımızı aldın, good. Abi niye vuruyorsun şuna adamı? Koplat. Atakan'ım iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Kurban olsun. Misin? İyiyim, reset oldu, iyi oldu. Of. Hakan abi, Polonya'dan biraz alıyorum. Kızla buluşan ya. Ne oldu abi? Yok bir şey oldu mu lan? Duş al demedim lan ben. Ya çok komik. Sen niye gülüyorsun? Ne var kafanda, ne var? Ya, ne var? Kâkül mü acaba? Bebeğim, kâkül yapıyoruz sonra sen pişman oluyorsun ama. Evet, evet. Brezilya fönüne ne dersin? Düzleştirelim. Bana bırakıyor musun? Bırakıyorum. Okey. Oh, kendime geldim abi. Bakalım. Vallahi iyi oldu. Allah. İyi, güzel. Bir atar ama. Bakayım. Evet. Heh. Oğlum ne tamam. Güzel oldun lan. Tamam. Vallahi iyisin. Abi. Tamam. İyiyim. İyisin. Heh. Toparladın. Evet. Ne yapalım sana? Nasıl bir şey yapalım abi? Şey yapalım, yanlardan... Icardi yapayım mı Icardi? Abi ben Beşiktaşlıyım ya. Yana Guarejma çizgiye atayım. Abi yok, yanları kes, üstler... Arkaya makineyle ölürüm, Türkiye'ye mi yazayım? Abi güzel fikir de, yani güzel güzel fikir ama şey istiyorum ben, yani yanları keselim, üstler kalsın abi. Vallahi öyle bir şey. Evet, öyle bir şey yapalım. O çok zaman... az kes yani, çok az kes. Minimal bir şey istiyorsun. Minimal istiyorum abi. O zaman çok değişime az. Hazırım. Değişime hazırım abi. Hop, tata! Ben bir fark göremedim. Bebeğim, doğal kesim yaptım. Evet, doğal kesim, anlayamazsın. Ama yani belli olmuyor Umut. Canım benim, bak şimdi bana dön. Hani bazen böyle kaşlarımızın arasına botoks atıyoruz ve aa hiç belli olmadı, aa diye mutlu oluyoruz da öyle düşün, onun gibi. Ha. Ya belli olmuyor ama gayet iyi bence. Süper. İyi. Evet. Tata! Abi ne yaptın ya? Üstel kalsın dedim. Ustalık eserim oldum, ustalık eserim. Abi toparlayıver, gözünü seveyim. Ya oğlum fön tutarız, bir şey olmaz. O kendine toparlar bak, ne yapalım biliyor musun? Hadi bakalım. Şu yere düşenleri de alalım. Toparlayabileceğiz mi bari? Şöyle. Heh. Ümit Davalay'a benzedin lan böyle. Ne diyorsun ya? Oğlum valla. Toparlayacağız mı? Toparlayalım mı diyorsun? Sağda yani. Köpük şov yapayım mı? Yok yapmayayım ya. Ya. İyi o zaman, toparlayayım seni, haydi. Bir saniye, bir dakika dur. Ne oldu? Bak. Fark ediyor musun? Ne? Fark... Senin saçında kızıllık var. Aa evet, boya akıyor. Aa, ben buna bir cıla atayım mı? Cıla mı? Evet, cıla. Ne işe yarıyor ki? 8 saat tok tutuyor. Oha! Evet. Yapalım. Bebeğim, her şeye inanma! İnanmayın, bakın böyle kandırıyorlar sonrası, yapmayın! Lütfen ya! Tamam. Ne işe yarayacak cıla işte? Rengini koruyacağız, ha. Daha parlak bir görünüm elde edeceğiz. Tamam yapalım. Ne kadar? 3500 TL. Aa! Ama yani 3500'e ben komple arabaya pastacıyla yaptırırım. Bir tanem, sen araba mısın? Ha? Sen kamyon musun? Sen ekskavatör musun? Sen insansın. Sen bir kadınsın. Daha değerlisin. Ay sağ ol Umut. Biliyor musun, Atakan arabasını benden daha çok seviyordu. Hatta abartı egzoz taktırmak için Kocaeli'ne kadar gider ama benim için Beşiktaş'a gelmez. Abi ben Beşiktaş'a da giderim onun için. Mesele o değil. Mesele getirene bakacaksın, anlıyor musun? Yani bu iş böyle. Ben askerliği 15 ay Keşan'da yaptım zaten. Hayır, ben ona bak, her seferinde biz buluştuğumuzda Beşiktaş'tan Hadımköy'e ben her gün taşıdım onu. 500 T şoförleri benim kadar yol yapmadı abi. Araba fiyatları düşüyor zaten. Yasa mı? Eşeklik bende, eşeklik. Bu ilişki çok daha önce bitecekti de işte neyse. Beşiktaş toparlar gibi duruyor ya. Hakan abi ne yapıyorsun abi? Kardeşim ben seni sonra arayayım mı? Abi ne araması? Buradayım ben ya. Kardeşim müşteri var, ben seni alacağım araya. Ya ne müşteri var? Ben buradayım ya. Şuraya bak, hala 37 ekrandan at yarışı izliyorsun ya. Atakan'ım, ben şu kuponu bir yatırıp gelsin. Abi, yanlar? Yanlar al, üstler kalsın. Ya Hakan abi. Aa, bir saniye. Bir dakika, dur. Aşağı bak bakayım sen. Ay, senin kaşlar küsmüş. Küsmüş mü? Evet, küsmüş. Bayağı 86 model minibüs gibi aşağı doğru bakıyorlar böyle. Şey ya, ben doğal dursun diye çok dokunmuyorum kaşlarımı da.
Ah canım benim. Az daha doğaldırsın istersen Frida Kahlo. Ha, ne yapalım, alalım mı? Vallahi almazsak kendileri kalkıp gidecek gibi duruyorlar. Alalım o zaman. O zaman alıyoruz. Canım benim, sen merak etme, ben hepsini ayarlayacağım, tamam mı? Sen bana güven. Var mı lan? Ay, acıdı. Yanları yakayım mı? Yak abi be. Vallahi. Yak, zaten yanmışız anasını satayım. Yak, sen de yanları yak abi. Şöyle. Abi şöyle. Bak, dur. Dur. Atakan'ım dur. Şöyle. Şöyle. Tamam. Hop! Ay! Kaş... Ah! Ne? Kaşım yok. Neyin yok? Umut, kaşım yok. Allahümme salli. Ah! Expecto patronum! Abi! Ya. Abi ne yaptın? Kaşım yok. He bir elin yüzün ferahladı. Güzel oldu değil mi? Ya ne ferahladı? Suratın da yanıyor abi. Ne yaptın ya? O zaman ben sana bir yanık kremi alıp geleyim. Dur koçum. Kızım senin ne işin var burada? Ben... Hakan abi. He. Selamun aleyküm. He koçum. Abi biz kızla buluştuk, anlaştık. Veriyorsan senin kızdan biraz alacağım. Al al. Gel hayatım. Abi kız senin kız mı? Ağzına sıçıyor senin. Ya abi nereye gidiyorsun ya? Şu halime bak ya. Ya sana inanmıyorum Umut. Ben insanın içine nasıl çıkacağım? Allah seni bildiği gibi yapsın. Ah. Ya bu nedir ya? Böyle rezillik mi olur? Ben, biri beni böyle görsen olur. Ezgi? Atakan? Ne oldu? Suratına ne oldu ya? Bir şey yok. Dişim burada. Benim dişçiden çıktım. Dişimi çektirdim. Yüzüm şişti. He. Sana ne oldu ki? Ben de az önce... Bir haber okudum da, ona şaşırdım ya. Ona İstanbul'da trafik bitti diye haber yapmışlar. Aa. Şaşırdım böyle bir anda. Aa, bu nasıl olur ya dedim. Sonra yürüyemediğince bir tanesini indirdim. Öyle bir şaşkınlık içindeyim. Aa, hala şaşkınsın ama galiba birazcık. Evet, hala şaşkınım ya Ezgi. Aa. Böyle güzel bir kadını nasıl kaybettim diye şaşkınım. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaza mı yaptın? Yok ya, kaza değil ya. Düpedüz mallık ya, vallahi. Şurada iki tane kılı yakacağım diye insan suratına meşale sürer mi ya? Survivor mu burası ya? Böyle bir şey. Ezgi. Ya çok özür dilerim ya. Affetmesen de bil istedim ben. Ya. Ananı avradım. Ya haklısın. Ben de biraz ileri gittim. Yok yok gitmedin, gitmedin. Atakan. Affetmesen de dedin ya. Evet. Affettim. Yok affetmesen de olur. Affettim. Yok yok. Hatta bunu kutlamak için tatile gidelim mi? Nereye? Kaşa. Hayır. Evet. Kaşa gidelim. Evet. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Abi, ne ateş var ne de duman. Şuradan çakma al, tutuştur belki yanar Ali Cabbar. Anne bir dur, canım sıkkın zaten ya. E kız hanım ne oldu yine? Tövbe tövbe. Yine mi kız mevzu? E? Ne yapayım ben? Bak iki yıl oldu iki. Unut artık şu kızı. Annem ne yapayım, ne yapayım? Gittik istedik, vermediler işte ya. Tabii siz anaları tarafından size ibaret edilen kızlara er bakımdan yetersiz gördüğünüz kadının analık etmesine şiddetle karşısınız ama. Neyse. Neyse. Ne diyorsun anne? Allah aşkına ne diyorsun ya? Oğlum yeter diyorum. Kızma artık kendini bırakma. Yeter. Ne? Üflüyor ya. Oğlum boş yere üfleme be. Gırnatana üfle. Nefesi boşa harcama Ali Cabbar. Bana gırnata deme baba. Bana gırnata deme ne olur. Aşk acısı çekip gırnataya küsmek nedir? Hadi gırnataya küstün. Koko bongoya başlamak nedir lan? Biz Kübalı mıyız? Trakyalıyız oğlum. Evet. Baba doğru söyle. Ne? İki yıl oldu diyorum. Unut artık bak. İki yıldır eline almazsın şu gırnatayı. İstemeye gittiğimizde ne dediler? Biz de davulcuya, zurnacıya verecek kız yok dediler. Ben o gün küstüm o gırnataya. Ama baban nasıl cevap yapıştırdı? Nasıl yapıştırdım? Sizde zurdacı istemeye kız varsa bizde zurdacı istemeye kıza verecek gırdatacı evlat yok dedim.
bomboş konuşmuşum. Ne durdurmadınız lan beni orada? Baba sana annemi nasıl verdiler ya? Aradı bana vermediler. Nasıl oldu? Ailesi Aran'ı çok boş bırakmış. E bir kızı boş bırakırsa ne olur? Ya davulcuya ya zurnacıya kaçar. Aran da bana kaçtı. Zurnacıya ne oldu? Ünlü oldu. Nasıl yani? İşte Hüsnü Şenlendirici oldu. Davulcuyu değil, zurnacıyı seçsen benim babam Hüsnü Şenlendirici mi olacaktı? Ne lan? İt oğlu it. O ne? Solisti seçti, Hakan Altun olacaktı. Köpek neyimizi gördü bizim? Baba tamam. Üfleme git, gırda tara üfle. Şu nefesi boşa harcama be oğlum ya. Allah Allah. Hadi kalk, gidiyoruz. Osman'ım nereye gidersin? Erhan'ın körüne girem. Nereye giderim? Zafiye bilmez misin? Düğüne giderim. Hadi al gırlatarı. Akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar. Haydi. Haydi. Tamam haydi, haydi, haydi. Ali Cabbar. Bak bu balı dinle. Tamam mı? Unut artık şu kızı. Belki düğünde karşına çıkar bir gönül hırsızı. Ana. Kahveye bak. Gördün mü? Sakız falı gibi gacı ya. Ama Sarat'ta randı, o yüzden para yapıştı zaten. Hadi yürü hadi. Hadi. Yapma kız. Yapma çiçeği bak. Baba gel Allah aşkına. Ben de yapma, ben de yapma. Hadi. 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 Nereden çıkıyor? Buradan. Buradan. Sen varmış, oynar el oyla, çalar Ali Cabbar. Gel Ali Cabbar, gel. İsmail'in senin tipis. Evet. Evet, sevgili misafirler, değerli konuklar, hepiniz düğünümüze hoş geldiniz. Hız kesmeden hemen başlayalım diyorum. Son, iki, üç, dört. Yaptık, güzel yaptık ama biliyorsunuz nikah töreni için geldik. Yerlerimize geçelim. Oğlum birazcık mutlu çal be. Herkes anlıyor az çaldığını. Biraz mutlu. Bak bu insanların düğünü en mutlu günleri. Sen mutlu olamadın diye onların mutlu gününde niye mutsuz oluyorsun? Yapma. Bugün benim düğünüm olabilirdi baba. Evet. Ama dediğin gibi başkasının düğünü. Ben mutlu olamadım bari onlar mutlu olsun. Aynı tamam. Ayrı. Ne yapıyorsun be? Ana abi kızanları getirdik bakalım diyor. Acar ne yaptı? İyi ben de düğüne geldim. Sen ne yaptın Zümrüt? Eyvallah Öztü sen ne yaptın? Eyvallah ben de ne yapayım be? Sen ne yaptın Hasan? Ne yapayım be? Gezdiririm kendimi. Sen ne yaptın Kenan? İyi ne yapayım ya? Takılıyorsun. Acar ne yaptın be? Ya ne yapayım dedi kızanları getirdik. Yeter be sabahtan beri tüm dinledim. İyiyim iyiyim. İyi olmasa düğüne mi gelir adam? Tövbe estağfurullah. Evet, o zaman hız kesmeden şöyle kocaman alkışlarla gelin ve damadı davet edin. Gelin Sadık amca, ne yapıyorsun? Kendinden geçtin. Hadi herkes yerlerine, lütfen. Oynamaya mı geldiniz? Nikah törenine geldik. Rahatladık be. İyi geldin. İyi geldin. İyi geldin. Çok iyi, çok iyi. Evet, siz sayın şahitler ve siz sayın misafirler huzurunda gördüğünüz gibi nikah masasına oturdum. Oturdu, doğru. Evet. Bravo. Bravo.
Ya biz görmedik. Şimdi siz sayın şahitler ve siz misafirler huzurunda soruyorum. Bu kızın yüzü daha niye açılmadı? Özür dilerim. Ben de şey yaptım. Tamam. Ama iyi oynadık. İyi oynadık. Ama iyi oynadınız abi. Güzel söyledi. Güzel söyledi. İyi oynadı. Getir lan. O zaman. Özür dilerim memur bey. Buyurun, buyurun. Evet. Evet. O zaman damat beyden yüz görümlülüğü alalım efendim. Evet. Hadi bakalım yüz görümlülüğü gelsin. Ali Cafer git bahşiş kapı. Bahşiş kapı oğlum bu zamata. Bravo, bravo. Damat beyden bir gram altın geliyor. Böyle günlerde vallahi çok cömert bir insanmış vallahi. Açılsın bakalım yüzü o zaman. Açılsın. Hadi bakalım. Var. Ali Cabbar. Oğlum. Arya. Hoca. Zümrüt. Hüsnü. Azan. Kenan. Nikah memuru. Şarkıcı. Yeter ama yani ha. Herkes birbirini çağırıyor ya. Ne yaptın? Düğün nüfusu zaten 16. Herkes birbirini mi söyleyecek? Böyle akşama kadar devam edecek bu. Memur. Ha, devam edelim. Hadi bakalım. Ben de memdu. Ne işin var senin burada? Üstelik benim düğünümde. Bilsem gelir miydim? Hayatım bu düğün kim? Ali Cabbar, okuldan arkadaşım. Bir söz vermiştik, hatırladın mı? Evet. Ne olursa olsun mutlu olacağız demiştik. Evet, öyle. Bugün senin düğünün. O zaman çalsın davullar, zurnalar. Heh, aferin. Başlasın düğün. Memdu amca, duygusal bir sahnem var. Memdu. Tamam. Vay be Gülbahar. Farklı hayatlara. O zengin bir fabrikatör. Bense basit bir gırnatacı. O kadar küçük görme. Yo, basit bir gırnatacıyım işte. Sana demedim. Adam öyle böyle zengin değil. Vay be. Bizim hayaller köyde tarla. Sen istersin Bodrum datça. Şu halimize bir baksana. Ne bakıyor lan? Tıralı devam et. Neyse. Zaten ben sana bu hayatı sunamazdım. Ben gidiyorum. Nereye? Askere. Benim yüzümden mi? Yo, asker kaçaydım zaten 2 yıldır. Hoşça kal. Ali Cabbar. Ali Cabbar. Ali Cabbar. Susmuş, gırnatısı susmuş. Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar. Sesi susmuş.
Hey gidi hey. Zaman ne kadar çabuk aştı gitti, gördün mü? Geldim mi? Çatlama. Koy çayımı. Al. Sağ ol. Ninemin abdest suyunu getirmiş şimdi. Bu ne lan? Benim de o iç be. İdare et. Güzel, güzel. Evet, şeyi göremedim. Ali Cappar nerede? Bayağıdır gözükmez ortalıklarda. Sorma bebeğim. Ali Cappar. Ali Cappar gitti. Ali Cappar sevdiği kız başkasına varınca, bir de karşısında göbek atınca Ali Cappar da gitti. Doğru, kafa gitti değil mi? Doğru. Yok Memduh, askere gitti. Komando mı, normal mi? Komando. Manisa 40 kaç? Hatay seri yok. Kaça kaç gitti? 3-1 gitti abi. Fark ettim. Ne salak salak sorular be. Allah Allah. Doğru dersin ya. Ne zaman gitti? Gideli 6-7 ay oldu. Hiç arayıp sormadınız mı ya? Valla arası aradı. Birkaç kez aradı. Ara ben içtibadayım dedi. Arabayı beni, ben sizi ararım dedi. O da arabayıcı arasına küstü, aramıyor artık. Al. Abar Allah. Bismillah. Köye bir haber düştü. Haber mi düştü köye? Gelin köye haber düştü. Okundu mu bari? Yok, hala tek tek. Ne diyorum? Artık şu köye bir internet bağlatalım ya. Böyle haberleşme olmaz. Evet, he. Ne yazar? Benim okuma yazmam yok. O da üzüldü az önce de. Ver bakayım. Benim de okuma yazmam yok. Ne aldın elimden o zaman bir? Ver bakalım şunu. Ver bakalım şunu. Oturmuşsunuz orak. Kafa karıştırma. Oku. Ne de? Benim de okumam yok. Yazmam yok. Sadece yazabiliyorum ben okumam. Yaz o zaman, ne yazdın abi? Ne yazayım? Cevap yazayım. Gelin bir söyle. Bana ver ya. Ben de sadece içimden okuyabiliyorum. Ne derim? O kadar bende de. Sen ilkokul okumadın mı? Okudum Memduh. Kaça kadar? 3'e kadar. Süper mi, düz mü? Benim ağam Memduh. Sürekli aynı sorular, ne salak sorular. Oku da. Ha şey, Ali Cabbar'ın komutanı göndermiş. Kana mı göndermiş? Asker değil mi? Ali Cabbar. Yapma. Bırak mı kendini? Ali Cabbar gitmiş. Baba. Ali Cabbar. Öldü sandı, git oğlu git. Çok korktum. Ya babam. Baba 9-8'lik ağlıyorsun. Alışkanım. Kemal sen. Ali Cabbar öldü dedin. Ben Ali Cabbar öldü demedim. Ali Cabbar gitmiş dedim. Askerden gitmiş çocuk. Geldi buraya işte, doğru. Doğru der be. Peki oğlum, bu dumanlar ne? Duman? Ha duman. Motor aldım da baba. Egzozdan geliyor. Allah kahretmesin. Motor mu aldın? Askerde biriktirdim parayla, motor aldım baba. Sonra? Sonra dünya turuna çıktım. Çıktın mı? Çıkamadım işte. Venedik kavşağında hararet etti, geri döndüm. Canın sağ olsun. Tamam. Motor mu aldın? Motor aldım Memduh amca. Hayırlı olsun. Sağ. Güzel. Racing mi, scooter mı? Scooter. Kaç cc? 100 mü, 50 mi? 100. Güzel. Otomatik mi, manuel? Emin'in aldık mı? Evime küfür edip böyle gülemez. Yetmiyorum evine küfür. Yeter ama soruları, savaş savaş sorular sürekli. Sonra bizim köyümüz neden gelişmez? Soru soran adamı susturursunuz. Allah aşkına oğlum, mektup gelmiş. Ali Cabbar dedin. Oku şimdi bari mektubu be. Okumuyor. Oku lan mektubu. Okumayacağım. Özür dilerim. Komutanı yazmış. Ne demiş? Ali Cabbar'ı terhis ettik. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Ali Cabbar sevdiği kıza bir şarkı yazdı, 3. İnanılmaz sevdik hepimiz. Hatta ben her gün okuyorum. Şarkının adını da Ali Cabbar koyduk. Sevgiler. Teğmen. Emircan İrek. Ne oldu? Şarkıya çökecekler baba, koşalım. Oğlum, koş. Oğlumun şarkısı o be. Ateş var, ne de duman ama tutuşur evler, yanar Ali Cabbar.
Selamun aleyküm. Vay! Hoş geldin. Oğlum, hoş bulduk. Pişti olmuşuz lan. Pişti değil oğlum. Komplo, komplo. Aa. Seni de mi yenge giydirdi? Hey ya. Oğlum, oldu olacak. Bir de üstümüze evli yazsınlar. Bu ne ya? Al. Ah kardeşim, oğlum bu kadar kılıbık olma ya. Ya birazcık sert ol, şu tavrını bir koy ortaya. Koy oğlum ya, hiç koyamıyorsun. Doğru gel buraya. Doğru. Oğlum arka arkaya mıydınız lan? Sağ olun. Ana, hayırdır lan? Benim tişörtten ha. Benim hanım da bana giydirmeye kalktı da giymedim kardeşim. Oo, reis. Sen giymedin yani ha? Erkeğin hası. Hayırdır ya? Nasıl yaptım onu? Bize de anlatsana. Abi oğlum ne zannetti? Bana diyor ki, sen diyor dışarı çıkıyorsun, ben diyor sana hiç güvenmiyorum. Ya dedi bu tişörtü giyersin dedi, ya da dedi ki ben bunu istiyorum diyor. Ya da dedi içine dedi jartiyer giyersin. Değdi mi lan? Ya çık kalk. Kalk içeri geç, git değiştir üstünü. Salak herif. Çıkar onu. Ne giymiş içine? Git değiştir onu. Rezil edecek bizi ya. Bence bir de delikanlı taslı. He. Ne renkti lan acaba? Siyahtır oğlum. Erkek adam kırmızı jartiyer giymez. Değil mi? De giymez tabii. Giymez. Giymez abi. Hani giymiyordun lan? Oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika. Korktum abi, içime giydim işte. Ne olur ne olmaz diye. Bu ne? Bir dakika, burada evli, mutlu, çocuklu yazıyor. Sizin çocuğunuz yok ki. Kanka seneye de giyersin dedi. Düşünüyoruz işte. Korkuyorum abi, ne yapayım? Oğlum korkuyorsan boşan. Demesi kolay kardeşim. Sözleşme imzaladım. Vay, evlilik sözleşmesi mi yaptınız lan? Yok lan, üstüme kredi çekti 36 ay. 36 ay takside ne aldınız ya? Telefon. Çok iyi yatırım. İyi yatırım. Kaç taksit ne? Son gelen zamlardan sonra 48 ay. He. Ya 36 idi, 48 oldu. Abi tamam, Allah aşkına tamam. Bırakın şu taksit maksit, bir gözünü seveyim, bir bırakın ya. Şu halimize bakın, kurbanlık danalar gibi olduk ya. Tamam, iyi tarafından bakıyorum. Tamam. Yıllar sonra ilk defa erkek erkeğe takılacağız oğlum. Lan sen niye ağlıyorsun? Oğlum liseden beri ilk defa görüşüyoruz lan. Duygulandım. Vay be, hakikaten liseden beri ilk defa erkek erkeğe kaldık ha. İlk defa erkek erkeğe vallahi kaldık. Vallahi oh be, tamam. Gel lan, tamam. Ağlam, ağlam. Tamam, ağlamıyorum, ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Ağlam. Sakin. Şey yapalım, ben içecekleri getireyim, sen de yiyeceklere getireyim. Hadi gel lan, kuru yemiş var. Tamam. Cips var değil mi lan? Var var, kendi tamam. Eviniz gibi oğlum. Gidin alın beni alacaksan o zaman. Aa, çok güzel. Uf. Harika oldu ya. Sizin ne işiniz var burada ya? Tamam, sessiz ol Selin, sessiz ol. Ne sessiz olacağım ya? Sessiz ol. Orhan! Orhan! Otur! Ya yenge, ne yapıyorsun? Sus! Sessiz ol. Bak, çekeceğim elimi. Sakın bağırmayacaksın, tamam mı? Tamam. Orhan gel! Lan, lan sus! Bak! Ne oldu ya? Burnunu da kapattım. Çekeceğim elimi. Söz veriyor musun susacağına? Nasıl? Bak, yapmak istemediğim şeyleri yaptırtma bana! Tamam, nasıl? Ver. Ceyhun Orhan içeride mi? Hah. İçeride. Ya yengeler ne yapıyorsunuz? Allah aşkına siz ya erkek erkeğe buluşacağız demedik mi? Bugün erkek günü demedik mi ya? Tamam siz yine erkek erkeğe takılın. Biz arkaya saklanacağız. Sen de hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davranacaksın. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Çünkü ben Orhan'a güvenmiyorum. Ben Ceyhun'a hiç güvenmiyorum. Evet, siz erkek erkeğe kalınca ne yapacaksınız merak ediyorum. Ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz ona bakacağız işte. Hah. Yazık ya. Ne yazık? Yazık, yazık. Yazık. Yazık, yazık. Yemin ediyorum yazık. Şu kocalarınıza biraz güvenin ya. Birazcık güvenin. Bak Semra'ma. Semra'ma bak, hiç o taraklarda bezi var mı? Nerede Semra'm? Ey gidi ey. Aşağıda arabayı park ediyor. Az daha şaşırıyordum biliyor musun? Az daha şaşırdım. Canım karım beni şaşırtmıyor yani. Tamam hadi içeri geç. Hadi. Burada olsa anlamasınlar. Yenge bıçağa gerek yoktu. Abartma lan, ne bıçağı? Tırnak bu, yeni yaptırdım. Nasıl aa olmuş? Sivri olmuş. Sivri olmuş. Hadi geç geç, anlamasınlar. Yok, hayır. Ben, siz beni hiç tanımamışsınız. Ben arkadaşlarımı asla satmam. Bak, bana bak. Bak ne diyoruz, Semra da gelecek. Hı. Sen, haberin, biz sana söylediğimizi söylemeyiz Semra'ya. Sen de Semra'nın arkasından güzel güzel konuşursun. İstediğin her izni alırsın. Aklını kullan. Söylemeyeceğiz Semra'ya. Söz veriyoruz. Çabuk saklanın. İçecekler ne yeter lan? İçecekler ne yap? Gel, gel, gel. Sus, sus, sus. Tırnağı getir, getir. Saç.
saçmalama kadın. Ne diyorsun? Saçmalama. Planı beraber yaptık ya. Doğru söylüyorsun, özür dilerim. Heyecanlandı, heyecanlandı. Bana bakın, kimse görmedi değil mi? Hayır, kimse görmedi. Bakın, ne olursa olsun sonuna kadar bekliyoruz. Ne duyarsak duyalım, arkadan çıkmıyoruz. Tamam, çıkacağım. Tamam, hadi. Çok. Nereye? Nerede kal? Hadi gelin. Oh be oğlum, şöyle yıllar sonra baş başa şöyle bir keyif yapacağız. Bir salmadılar ya, bir bırakmadılar abicim. Yemin ediyorum dün gece şükür namazı kıldım, biliyor musun? Aynen. Gerçek söylüyorum bak. Karılarımız yok, dırdır yok, yok. Huzur var. Keşke karılarımız da burada olsaydı. Sen mi söylüyorsun lan bunu? Evet kardeşim, ben karımı görmeden asla rahat edemiyorum. Gün içinde böyle görmem gerekiyor. Allah Allah. Oğlum sen evlendikten iki gün sonra askere gitmedin mi kafa dinlemek için? Ne alakası var oğlum? Zamanı geldi, gittik askere işte ya. Allah Allah. Lan ne zamanı geldi? Bedelli diye gittin. Benim hanım burada yok, ben 6 ay yapayım demedin mi? 6 ay yapmadın mı sen askerliğini? Yok. Lan ne yok lan? Manyak mısın? Bu gitmiş, ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Komutandan bir de bedelli parasını geri istemiş. Tabii komutanım, ben 6 ay yaptım, bedelli diye geldim. Paramı geri verin demiş. Verdiler mi lan paranı? Ha, kabzasını verdiler. Kardeşim yani ne alakası var? Şimdi mi konuşuyorsun? Şey mi yapacaksınız? Ne oluyor? Niye sinirlendiriyorsunuz beni ya? Oğlum sen niye yükseliyorsun Musa'da? Yükseliyorum sanki. Öyle bir konuşuyorsunuz ki ben karımı sevmiyormuşken. Ne? Sanki karımı sevmiyormuşsun gibi. Vallahi Allah söyletmiyor kanka. Allah söyletmiyor. Söyletmiyor. Vallahi söyletmiyor. Oğlum benim, ben bak çok sinirlendim. Şu karımın fotoğrafına bakayım birazcık da kendime geleyim. Oğlum bir bırak şunu Allah aşkına, bir rahat edelim ya, şurada baş başa kaldık, bir bırak şunu ya. Oğlum ben bak, benim aşkım, canım bir tanecik karım, sevgilim bir tanecik Semra'm. Canım Semra'mla benim aşkım bir kere dillere destan olur. Onu çok seviyorum. Ve öyle bir şey olur ki mesela şarkımızı yapsalar olur, bestesini bile yaparlar. Öyle aşkım var benim yani. Hani Ali Cabbar diye bir şarkı var, biliyor musunuz? O Ali Cabbar şarkısı bizim hikayemizde daha güzel, o Ali Cabbar ya hikayesi. Ya oğlum saçmalama, o hikaye mi? Neymiş efendim, kızı kaçırmışlar da götürmüşler de evlendirmişler de Ali Cabbar Gırnata'yla kalmış karşısında. Şimdi düşün, Hande'yi benim eşimi kaçırırlar, sonra evleniyorlar. Ben de gidip Gırnata'yla karşısında duruyorum. O olacak iş mi lan bu? Hakikaten ha, öyle Hande'yi kaçıracaklar, ben de öyle elim kolum bağlı bekleyeceğim. Olur mu lan öyle şey? Oğlum Hande benim karım, sana ne oluyor? Kanka ben yengeyi hani öyle kaçıracaklar, biz duracak mıyız diye söylüyorum, Allah Allah ya. He doğru, doğru, doğru söylüyor. Hem o şarkı güncel değil abi, güncel değil. Ya günümüzde olsa böyle mi olur? Bak ben sana söyleyeyim, şöyle olur. Bak, şimdi bak, doğaçlamaya. Bir dün milyon lira olmuş, ödeyebilirsen öde Ali Cabbar. Bir gelinlik 100.000 lira olmuş, giderebilirsen gidir Ali Cabbar. Bu ne zandır, bu nasıl kederdir, ödeyebilirsen öde Ali Cabbar. Bu ne zandır, bu nasıl kederdir, ödeyebilirsen öde Ali Cabbar. Çok iyi, böyle şeyler konuşalım işte, böyle şeyler anlatın. Oğlum ben bunu Toktik'e koydum, 12 izlendi. 12. 12. Çok iyi. Çok abi bırak şimdi bak. Ali Cabbar düğün, evlilik falan filan. Bırakın bu işleri oğlum. Biz zaten başımız yanmış yok mu? Şöyle kafamızı dağıtalım ya. Bir oyun oynayalım abi. Ha şey, oyundur. Canım karım Semra'm bir tanemle birlikte biz bunu düşünmüştük zaten. Canım eşim bir tanecimle dedik ki zaten 3 kişi olacağız. Okey oynayamayız. Kutu oyunu almıştık canım eşim bir tanecik Semra'mla birlikte. Onu oynayalım. Kutu oyunu oynayalım. Hangi oyun? Söyle bakalım. Şey, Jenga. 52. Yok oğlum, söyle bakalım ya. Oğlum söyle işte, nereden bilelim biz, Allah Allah. Lan oyunun adı söyle bakalım. Allah Allah, böyle alıyorsun hani. Kağıt çıkarıyorsun, böyle kelime yazıyor kağıtta. Alnına yapıştırıyorsun kağıdı, orada bilmeye çalışıyor ya. Lan oğlum baştan söylesene. Al. Şey bu, söyle bakalım. Baştan söylesene, biz Hande'yle oynuyorduk onu ya. Oğlum Hande benim karım, bir sal şunu ya. Oğlum işte hep beraber oynuyorduk anlamında dedim ben onu ya. Allah Allah. Aç tamam aç. Ben başlıyorum o zaman. Hadi. Tamam ben kafama koyuyorum. Sen koysun, ben anlatayım sana kelimeyi bilmeye zaman çalış. Zaman var mı? Ben koyuyorum zaman. Tamam, koy abi. Bak bakayım. Ha başlıyoruz. Evet. Kanka bu şey. Mesela evlendikten sonra nereye gittiniz? Kayınvalideme gittik.
Lan evlendik, kayınvalideme gittik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç öyle değil. Ha bak, öyle düşünme. Şimdi sen peki oraya gittiniz de, sen peki nereye gitmek isterdin? Benim annemlere. Tamam, analara gidildi. Heh. Analara gidildi. Evet, peki tamam. Sonra nereye gittiniz? Amcamlara. Lan siz niye sürekli akraba ziyareti yapıyorsunuz evlendikten sonra ya? Kanka bizim düğün Kurban Bayramı'na denk geldi. O yüzden akrabaları gezmek zorunda kaldım. Tamam, akrabaları Kurban Bayramı'nda gittin. Ele öpüldü eller. Kavurma yendi. Sonra mesela nereye gittiniz? Teyzenlere gittik. Kanka onlar Almanya'dalardı. Gelememişlerdi. O yüzden onlar Almanya'dan geldi. Biz de onların yanına gittik işte. Ha. Oğlum tamam bak hepsini geç. Tamam, unut seninkileri de unut. Bir çift düşün. Bunlar evleniyorlar. Ve bir yere gidiliyor böyle baş başa. Konuştum ama şimdi benim hepsini anlatacağım. Onu söyleyeyim, onu nasıl söyleyeyim onu söyleyemiyoruz yalnız. Öyle bir şey yok. Oğlum bir dakika, dur bir dakika ya. Dur. Tamam, sen anla. Sen oğlum evlendikten sonra yengeyi nereye götürmedin? Balayına. Heh, işte bu. Balayına. Bu. Anlatamadım ya. Bu. Bu. Bu kadar basit ya. Evet. Bende sıra. Tamam. Gel. Bakmadan konuya peşin alalım. Ters mi düz mü? Bak bakalım. Tamam, ben yapıştırdım sen. Hah, evet. Anlatıyorum. Kanka bu yenen bir şey. Şey, başımın eti Hande hep başımın etini yiyor. Hayır, öyle değil. Öyle düşünme. Ha. Onu sakın öyle demiyoruz. Ha. Şey, böyle sabah kahvaltıda yeniyor bu. Genelde. Şey, fırça. Her sabah Hande'den fırça yerim. Fırça. Oğlum zeytinden ne ara Hande'ye, sen ne ara geldin Hande'ne ya sen? Tamam, pas geç, başka bir tane koy. Zeytin, sen bırak. Tamam, ben şey yapacağım. Evet, tamam. Evet, geldi. Evet. Ha, kanka bu çok para harcayana ne denir? Hande. Ne oldu lan? Bilemedim. Değil mi? Yavrum, yerin kulağı var diye bir şey var yani. Öyle bir tabiri vardır ya, yerin kulağı vardır denir. Var. Onu bize yaşatma yavrum. Onu bize yaşatma yavrum, tamam mı yavrum? Ne oluyor oğlum? Ne ara geldin Hande'ye lan? Nasıl Hande? Başka oğlum, nasıl gelmeyeyim? 5.000 liraya saçını boyatıyor. Ben arabanın tamponunu 2.000 liraya boyatıyorum lan. Tamam, geç abi. Pas. Pas abi. Tamam. Evet, tamam. Allah'ım. Hadi bakalım. Bakayım şöyle. Ha, tamam. Çık. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Şimdi dinlenmeye nereye gideriz? Hande'den uzak bir yere. Oğlum öyle düşünme. Böyle kum olur, deniz olur. Hande olur, koyun kayınçosu olur, amcası olur, görümcesi olur. Olur da olur, bitmez. Dıdısı hepsi gelir ya. Oğlum öyle değil lan. Biz böyle üçümüz toplandık ya böyle hani. He. Biz niye böyle geldik buraya mesela? He, şey, Hande yok diye. Abi ben bak, çıldırtıyorsunuz beni ya. Ne oldu lan? Ya bırak adamı görmesin, adamın canını sıkma ya. Oğlum dur, bir sakin ol. Ne oluyor ya? Allah sana. Yürü git. Adamın canını sıkma, çok sinirlendim ben ya. Tamam, abi ben çok sinirlendim. Ben eşimi arayacağım. Dur oğlum bir dakika ya, dur arama. Çok sinirlendiğim zaman eşimle konuşurum genelde. Ki canım öyle çok severim ki onu. Abi Allah öyle bir şey yok. Dur bir dakika ya. Öyle bir şey yok, sen de oynayacaksın. Kaçma. Senin kelimene yapıştırıyorum. Yapıştır. Sen bilmeye çalışacaksın. Bakayım. Tamam mı? Gördün mü? Adam gibi oynayın ya. Tamam, sakin dur. Ol. Ben anlatayım. Oğlum, ben anlatayım. Sakin. Tamam anlat. Bu şey. Hande ile sizin evlendiğiniz ay. Oğlum, sen ne istiyorsun Hande'den lan? Ha? Abi, Hande benim karım oğlum. Abi dilim sürçtü, tamam oturur musun? Dilim sürçtü ya, Allah Allah. Kanka, Semra ile evlendiğiniz ay. Oğlum sen nereden biliyorsun lan benim evlendiğim tarihi? Oğlum sen niye bilmiyorsun asıl? Enayi. Manyak mısın? Abi. Ben sana o ay borç verdim. Ha. Öderim dedin, ödemedin. Hala da ödemiyorsun. Tamam, ne zaman veririm dedim ben sana? Eylül'de veririm dedin. Eylül dediysem o zaman... Kasım. Kasım mı yazıyor? Bildin mi? Hayır. Aralık. Oğlum. Öne gel. Eylül. Oğlum benim sünnet olduğum ay. Haziran. İşte bu. Haziran. İşte bu. Bir tane daha koy. Kafama. Koy. Bunu da bileceğim. Bitti mi sevinçlerin? Ha? Ha. Bak bakayım, gözüküyor. Tamam. Gözüküyor. Tamam. Hadi. Ben de katılıyorum bu sefer. Beraber yapalım. Hadi. Sor. Evet. Hadi. Bir sor. Hadi. Ha? Sor. Soruyorum. Düğünlerde damat geline takar. Al sen! İkisi var! Hayır. Dur. Onun gümüşü var, sahtesi var. Hatta sen sahtesini aldın, yengeye kakaladın ya.
Öyle bir şey değil mi? Oğlum yok öyle bir şey. Manyak mısın sen? Nasıl yok öyle bir şey? Canım aşkım bir tanecik karım. Yok lan öyle bir şey. Lan ne demek yok oğlum? Bak düğün öncesi hani gittik ya biz sanayide Recep Usta vardı. Heh. Sen dedin usta dedin bana dedin bir zeytinyağı tenekesi götürdük adama. Oradan bir spiral kesti verdi adam sana. Boyunca da bunu yengeye verdin. Hatta Semra anlamaz dedin. Takar geçer dedin. Ne anlayacak o safirin teki dedin. Bu mu? İşte bu. Ne lan bu? Alyans! İşte bu! Alyans i̇şte bizim! Bu. Alyans! Alyans 2-0! 2-0! 2-0! İşte bu! Sana mı bakıyor, bana mı bakıyor? Şu an ortaya bakıyor, ortaya bakıyor. Bakışları çok tehlikeli. Yenge, biz de tam senden bahsediyorduk ya. Çabuk çağırın şu sala. Çabuk çağır şu sala. Kapıdaymış zaten. Ha. Hayatım çok yorgun. Hayırdır, niye toplandınız bizim evde? Hayrola? Bir şey mi oldu oğlum? Ya Selim bir de oyun oynuyorsun ya. Sabahtan beri şuradan seni dinledim, duyduklarıma inanamadım. Sen? Ben de bir şeyler almıştım yeriz diye. İşten gelirken. Sen burada bizi mi dinliyordun ya? Sen burada mıydın? Ben de sabahtan beri diyorum ki Allahü Teala diyorum. Rabbil Alemin diyorum. Eşim diyorum göreyim de mutluluktan uçayım diyorum. Dedim ki arayayım mı dedim mesela. Tek hadi gel sana. Kes! Ya her şeyi geçtim de bizim evlilik tarihimizi bilmeyip Ceyhun'un sünnet tarihini bilmekle ya. Hayatım biz Ceyhun'la aynı gün sünnet olduk ya. Lan biz de aynı gün evlendik. Kader mukadderat işte. Öyle bir şey. Selim sus, içeri geç. Çabuk, çabuk içeri geç. Yenge biz gidelim mi? Hayır, siz de burada beni bekliyorsunuz. Kalın burada. Selim içeri geç. Ev büyüklerde döveyim seni. Mustafa geç. Oğlum çok sert kalın dedi lan, ben gidiyorum. Ya dur oğlum, dur ya. Manyak mısın? Çocuğa belki bir şey yapar. Yapar mı? Abi bize kalın dedi, bizi de mi dövecek? Ben anlamadım ki ya. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Arkaya falan saklanmak ne? İyi ki bizimkiler yok var ya. Başımıza gelse perişan olurum, yemin oğlum, ediyorum. Benimki Safdir'in teki hayatta aklına gelmez böyle şeyler. Oğlum Hande hakkında düzgün konuş bak ha. Oğlum yani kadın üzülür diye söylüyorum ya, Allah Allah. Zaten bak, ilişkide bir tarafın mal olması lazım. Mesela bizim ilişkideki mal benim. Anladın doğru mı? Tabii, doğru. Böyle oldu lan, sorun çözülüyor. Tabii canım, bizim ilişkide sence kim mal? Sen mi malsın? Kolu versene şunu. Nerede şeyin şurada hemen yani. Yanında. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkürler. Burada bir şey var. Çocuk sana dedi. Ne dedi? Çocuk sana dedi, yerin kulağı var dedi. Söyleme dedi çocuk sana. Oğlum bir tek ben mi dedim lan? Bir tek ben mi dedim? Sen de dedin ya oğlum. Sen de dedin. Didem'den yokken, Didem yokken ben çok huzurluyum demedin mi? Anladım. Dedin. Oğlum tamam. Allah benim değil. Vallahi değil. Benim değil diyorum ya. Senin olamaz zaten. Hangi kadının o jartiyer? Söyleyeyim mi lan? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi senin değil mi? Değil mi senin? Oğlum ne senin mi değil mi? Hande yok öyle bir şey. Vallahi diyorum bak. Oğlum ne Hande'si lan? Ya bir sal şu kadın artık ya. Oğlum ya hayır, yenge beni yanlış tanımasın diye diyorum ya. Zaten eşim biliyor yani, değil mi hayatım? Hı hı. X'ler siyah mı? Evet. Tam doğru Orhan'ın. Siyah mı giydin lan bir de? Kırmızı giyer mi oğlum delikanlı adam? Delikanlı adam kırmızı giyer mi? Ay uzatma Orhan. Bir süre görüşmeyelim tamam mı? Ceyhun senden ayrılıyorum. Selim ben seni ta ağzına sıçayım. Oğlum sen niye gülüyorsun lan? Ayrılmadık oğlum. Lan. Kızlar yürüyün. Sence gel. Ayrılmadı mı? Sence gel. Ayrılmadı mı? Kız sana küfür etti manyak. Olma istedim. Gidiyorlar lan gidiyor. Bir dakika ya, bir dakika durun ya. Ya yeter ya. Ya vallahi bezdim yemin ediyorum ya. Kan ter içinde kaldım burada ya. Ya siz bizim yaptıklarımıza bakacaksınız. Önce siz kendi yaptınız. Ne kadar ayıp bir şey ya bu. Ne kadar terbiyesizce bir şey ya. Arkaya geçiyorsunuz, bizi dinliyorsunuz falan. Puh be. Ya sen hem suçlu hem güçlü, evet. Görüyor musunuz? Arkamızdan bir sürü şey söylediniz be. Evet. Onlara ayıp değil mi yani? Evet. Siz tabii ki öyle diyeceksiniz. Ya. Biz de şunu diyeceğiz. Ha. Ne diyeceğiz lan biz? Şey diyeceğiz. Biz de. Ben ha. Buldum. Ben ne kadar ayıp ya. Ben içeride çocuklara söyledim. Haberleri vardı çocukların be. Nasıl?
Size oyun yaptık, oyun. Uydurma, sen bir kere bizim burada olduğumuzu bilmiyordun ki. Canım! Senin o iki arkadaşın eve girerken ben yakaladım onları. Onlar bana söylemek zorunda kaldı. Ne? Mecbur kaldım. Ay sen. Ne olursun şimdi arkadaşımın dışında. Mal gibi kaldım ya. Tamam, bunu sonra konuşalım. Ayıp kadar ayıp ya. Ayıp. Ayıp. Böyle bir şey ayıp. Şu yaptı. Ne yapıyoruz biz burada? Kutusu cips yiyoruz. Oyun oynuyoruz. Ne yapıyoruz ya? Sanki burada alem yapıyoruz. Şu ya şu gördüğümüz şeye bak ya. Sanki burada böyle bir şeyler. Lan kutu oyunu oynadık biz ya. Kutu oyunu. Kutu. Salak gibi be. Alnımıza bir şeyler yapıştırdık be. Hakikaten ya. Ne salak salak oyunlar oynuyoruz şu halimize bak ya. Ağlama tamam. Tamam tamam tamam. Ağlama. Ya, ben çok kötü oldum hayır, şu hayır, anda. Hayır, ağlama. Hayır hayır. Tamam tamam. Mutlu musunuz şimdi? He? He mutlu musunuz? Yazık ya. Erkek erkek takılmaktı. Tek amacımız buydu. Tamam abartma sen de lan. Kızlar. Vallahi bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama haklılar sanki. Oğlum 6 yıllık evlilik hayatımıza ilk defa haklı çıktım. Çok sen de ağlama, sen de ağlama. Tebrik ederim, tebrik ederim. Tamam, tamam ağlama. İçimiz soğusun istemiyorum ama gerçekten sadece oyun oynadılar. Kızlar ne? Biraz daha yumuşarsak ben özür dileyeceğim galiba. Ben dayanamıyorum, ben dinlemeye gidiyorum şu anda. Bir dakika, bir dakika. O kadar kolay değil. Az tamam. Trip atacağız, dur. Varsa şeyin çıkarmayın canım. Evet oğlum, abartma. Bırak tamam. Orhan özür dilerim. Deli. Sakın gelmeyin bana. Sakın bana yaklaşma. Oy oy, tamam tamam. Tamam. Geçtim, geçtim, geçtim. Affettin mi? Affettim tabii. Manyak, öyle bir şey olur mu ya? Ne o hande hande? Kim geldi ya? Dansçı çağırmıştım ben. Ne? Ha bir de alem mi yapacaktınız evde? Biz de saf saf inanıyoruz buna. Haklı çıktık işte ya. Alem yapıyormuşsunuz. Ya dansçı, dansçı ya. Allah Allah, ne olacak ya? Ne alaka? Dansçılar ya. Görelim bakalım dansçıyı. Hadi bakalım. Bu ne lan? Hep maşuk işte. Selamun aleyküm. Bir... Bir dans performansı için gelmiştim. Ya siz biz yokken aşıkla maşuk çağırıp dans mı ediyorsunuz? Aşıkla maşuk çağırmadık. Sadece aşık çağırdık. Hayır, bu maşuk. Yani. He, bu maşuk hatta. Çünkü aşık çok pahalıydı. He. Nasıl? Ne pahalıydı. Kadar ki? Ne kadar? Bayağı. 10.000 lira artı KDV Hande. Hande. Hande mi, Hande mi dedin lan sen? Yok abi, ne alaka? Yenge dedim ben. Ha, ben şey oldum ya. Ben de bir şey oldum. Ya ben senden 3.000 liralık çanta istedim, bana almadın. Hayatım, niye hatırlatıyorsun sen bana onu şimdi? 3.000 liraya çanta mı olur ya? 10.000 liraya maaşlık mı olur lan? Yalnız aşık abla. Kes sen de be. Şeyim var mı kardeşim? Yok yok, gözüm seyiriyor. Hayatımda ilk defa rencide olmuş maşuk gördüm ya. İnanamıyorum. Sen benden çanta istemedin ki aşkım. Vallahi istemedin. Benim istemem mi lazım Ceyhun? Oh! Ben ne yaptım oğlum? Ben sana çanta aldım. Kimse almamış. Sen niye alıyorsun? Sen niye çıkıntılık yapıyorsun lan? Lan... Almamışız biz işte. Sakin ol. İyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Abi, o oyunu oynamayacaktık. O oyunu oynamayacak. Ama ben dedim abi size, ben dedim. Siz fazla ileri gittiniz ya. Maşuk fazla geldi bence. Maşuk fazla geldi. Maşuk abi, mu fazla geldi? Aşık ben. Çok pardon. Lütfen. Birader, çok affedersin. Biz orada üç tane ilişkisi bitmiş adamız. Affedersin senin, ben... Senin hassasiyetiniz... Ama yok artık. Aşık ayrı bir şey. Aşık biraz daha kıvrak oluyor. Maşuk daha sert. Sence şu an bu mu önemli kardeşim? Ama bunlar da sınavla giriliyor yani. Bilinsin. Tamam, uzatma. Kaç dakikamız kaldı? 50. Hadi beyler. Ha? Eski günlerdeki gibi. Öyle mi?
Bak yeni taşındık, çok da abartmayın ha. Güzel, kızlar gelecek dedin. Ha. Hala gelmediler. Konuştun mu kanka, nasıl gelecekler? Taksiyle mi gelecekler, arabayla mı gelecekler? Hayır, taksiyle geleceklerse taksi bulamazlar, gelemezler falan. Ulan keşke babamı dinleyip taksici olsaydım ya. Oğlum lan mısın? Baban sana niye taksici ol desin ya? Allah Allah. Ayrıca bir sakin ol kardeşim. Kızları duydun, yine oran buran oynuyor. Bir dur ya. Tamam, tamam. Bana bak Ozi. Hı? Oğlum bu kızlar geliyor da her şeyden önce bunlar güvenilir mi kardeşim? Bak bir tanışmadık dedin. Daha görüşmedik dedin. Güvenilir mi bunlar? Lan güvenilir, güvenilir. İnternette eşleştik oğlum. Abi. Hangi siteden? Enabız'dan. Enabız'dan mı? Hmm, yeni aile hekimiymiş kanka. Numarasını buldum, yazdım. Oğlum sen aile hekimine niye yürüyorsun lan? Aile hekimine yürünmez diye bir kural mı var? Şimdi bir dakika. O zaman biz hepimizin ikametgahı aynı olduğuna göre... biz de mi eşleşmiş oluyoruz? Terbiyesizlik yapma lan. Önce ben eşleştim. Yenger o senin. Aman yenger, sen köpek! Allah ya. Bağışıklığımız kuvvetli diye kızı kaçırdık. Oğlum ne alakası var? Oğlum kız arkadaşlarıyla geliyor. Ha, doğru. İki arkadaşıyla gelmiyor mu birader? Aradım, hayatımızda ilk kez 3'e 3 olacağız. Tadını çıkartın şunu ya! Aha, dur. Ben açayım. Ben açayım. Tamam, tamam. Bana bak, nasıl görünüyorum? Kötü. Tamam. Kanka, hadi, hadi. Görünüyor muyum? Görünüyorsun. Yeter. Açılmıyor yalnız. Ne yapıyorsun lan? Kanka, erkek evi naz evi. Alttan al biraz. Hadi. Al hocam. Aa. O kız 50 lira verdi lan. Hala açılmıyor. Ya gel şuradan. Şuradan be. Karanın peşine düşme kız. Kızlar gelin mi? Bir saniye, bir saniye lütfen. Ah. He? Bu ne? Ya şimdi yeni evimize gelen ilk kadın misafirlerimiz olduğunuz için bir açılış yapalım. Kurdeyla keselim dedim. Aynen öyle. Hadi hayırlı olsun. Aa, makas kesmiyor yalnız. Alacağım. Allah Allah. Oğlum bu kız bana sürekli para veriyor. O zaman sen kes buyur ama bir elden ele olmasın. Önce bir tükür. Neyse. O zaman. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ben alayım makası ama şey tükürmek lazım. Ha. Tükürüyor. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Hatice. Suyu da ben. Aha, ben de Bora. Şöyle alayım. Makasa tükürecek. Hatice hoş geldin. Aleyna. Hah, Aleyna. Murat ben de. Merhabalar. Yallah. Tabii ya, Hatice. Bengü. Hatice kim lan? Ben kimle konuştum oğlum? Ne bakıyorsun lan? Hatice ben miyim? Bana ne bakıyorsun? Yok, Hatice benim. Hatice Bengü. E-Nabız'da Hatice yazıyor ama ben Bengü'yü kullanıyorum. Ha, ya ben de öyle desene ya. Şey yani babaannemin adı da koymuşlar. Öyle mi? Ne kadar ortak noktamız var. Benim de babaannemin adı Hatice. Benimkinin Bengü. Yani babaannemin, evet. O niye gelmedi? Sana ne ya? Oturun arkadaşlar, buyurun ya. Gel, gel. Burası babaannemin. Ben geldim. Hepimizin babaannesi evet. Var. Hayır, hayır. Buyurun. Şöyle. Oldu mu? Ok? Evet. Aman kızlar kusura bakmayın, eve yeni taşındık. Daha koltuk gelmedi diğerleri. Bununla idare edeceğiz. Evet. Hayır ya, hiç sorun değil. Sıkışırız, ne olacak? Beyaz şov gibi. Ya defiye bir kubat eksik. Kız sen nereden çıktın öyle? Bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz, ben küçüklüğümden beri çok iyi kubat taklidi yapıyorum. Ne diyorsun? Yapayım mı? Yap tabii yap. Yapayım mı? Yap. Bulguru kaynatırlar. Aman bulguru kaynatırlar. Güzeli oynatırlar. Aman çirkini söyletmesin. Ne iyi oldu değil mi böyle görüştük? Evet ya. Evet ya. Yok, iyi oldu ya. Vallahi iyi geldiniz. O kadar... Bir saniye. O kadar haberleştik ama bir türlü bir buluşamadık ya. Evet ya, ben randevu alamadım hastaneden. Ha. O yüzden tabii. Ne oğlum, sen geçen gün hastaneye gittin. Kanka gittim de çok sıra vardı. Aşırı bir yoğunluk vardı. Bir de önümde kavga çıktı. Aa bizim hastanede. Evet, önümde Elbekir ile Abdurrezzak kavga ediyordu. Giremedim kanka içeri. Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Sağ ol Kubat. Sipariş mi? Birini mi bekliyorduk? Merve geldi ya. Arabayı park ediyordu. Arkadaşım. Ha? Merve. Evet. Siz 4 kişi misiniz? Evet. Oğlum ilk defa 4 kadın kişisiyle aynı evde olacağız. Nasıl? Ya oğlum kadın görmemiş gibi niye konuşuyorsun? Manyak mısın? Lisede 5 kızla okuduk ya.
Aa, sizin sınıfta 5 kız mı vardı? Okulda 5 kız vardı. 1365 erkek, 5 kızdı. İkisi öğretmen de zaten. Hmm. Erkek lisesinde okuduk da biz. Ha. Açayım mı, ne yapayım? Gerçekten kaldı. Aşk olsun. Evet. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Hoş geldin Merve. İsmini de öğrendim. Buyur buyur, kendi evin gibi gel. Ay bu ne ya? Beyaz şova çıkmış gibi oturmuşsunuz. Bir helyum gazı ektik. Aa, bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz, ben küçüklüğümden beri çok iyi helyum gazı çekmiş birini yapabiliyorum taklidini. Allah Allah, anlatamadın da inşallah evet. Yapıyorsun. Yapayım mı? Ya. Gerçekten. Ya. Merhaba. Sesim nasıl değişti, gördün mü? Evet. Benim adım Aleyna. 12 yaşındayım ve Paşa Koleji'ne gidiyorum. Merve, neye yettin geldin ya? Gerçekten Merve'ye de iyi oldu. Ayakta kaldın, ben hemen sana bir şey getiriyorum. Ya, hadi ya, yap, hemen. Ya, ya arabayı fark ettin ya. Ay, iyi ya. Yardımcısın, çok iyi fark ediyorsun. Benzinli mi araba? Ay. Merve. Bu ne lan? Bir de kese atın bari. Kesin köpük yok, yeni taşındığımız için evde. Buyur şu. Rahatına bak ya. Ay Merve, çok özür dilerim ya. Ha, değil mi yani? Dur dur. Bu kimin lan, kim unuttu? Benim kankam da ya. Kızlar, sizin meslek neydi? Beni biliyorsunuz, ben doktorum. Doktor. Ben ebeyim. Ben doktor asistanıyım. Siz? Ebeninki. Efendim abla? Ebenin asistanıyım ben. Ha, 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 öyle. Doktorun. Anladım. Doktorun sen oluyor benim. Anladım. Anladım. Evet. Güzel. Vay, süper ya. O zaman ne yapsak ya, böyle şarkı müzik falan mı açsak? Güzel. Ay, yok be, güzel. Gerek yok, açalım. Güzel güzel, açalım açalım, açalım ya. Dur, kumanda nerede? Ay, çok pardon, kumanda sıkışmış şurada. Sen alsana, çekip çıkar, ebesin ya. Bu kız kubat oldu, bir şey demediniz. Tamam, aldım aldım. Neyse, biraz şimdi müzik şey yapalım. İşte bari. Aa, kumanda çalışmıyor. Al hadi, al. Allah Allah, bu kız bana sürekli niye para veriyor oğlum? Tamam oğlum, kumanda gerçekten çalışmıyor Sude'cim. Hani pili bitti, eve yeni taşındık ya, ama ayarlayacağız da. Mesela ya, önemli değil, sohbet edelim oğlum. Tabii canım, sohbet edelim. Birbirimizi daha yakından tanıyoruz evet, ev. Evet, evet. Güzel, güzel. Neler yapıyorsun sen? Ya ben doktor asistanım. Benimki kim? Ben doktor asistanım. Ben dedim ki, ben en azından sen tatlım. Ebenin asistanı ben. Beni arayacaksın. Biz neler yapıyoruz? Beyin cezası. Eyvah! Yeter ya, ben çok sıkıldım. Ama kese köpük yok. Ben gideyim en iyisi ya. Hayır, 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 hayır. Burası hepimizin, hayır, olur mu öyle şey? Hayır. Hayır, senin aklını kim bulandırıyor öyle? Hayır, sakın, sakın, hayır, hayır, öyle. Ne yapıyorsun? Gel, kurban olayım, gel. Hayır. Ne yapıyorsun oğlum? Yanlış mıyım? Hayır. Git hadi hadi. Bak biz bir şeyler... Yani, tamam, biz hep beraber bir şeyler almıştık. Daha onları içmedik, ha, içelim. Evet, gel sen de buraya otur, kurban olayım. Ya. Gel buraya otur. Aynen, gel gel. Oğlum ne gel? Bora, gider misin abi? Hadi bir şeyler. Gel. Ha, kendi evin gibi Merve, ne olur. Hadi. Beyler, farkında mısınız? Kızlar 4 kişi. 4'e 3 olduk. Birinin gitmesi lazım. O zaman 2 kişi kalırız kanki. Mal bizden değil, kızlardan birinin gitmesi lazım. He. Şükürsüz herif. Bağırma lan, kızlar duyacak. Şükürsüz herif. Ha? En son bu kadar kızı ananın altın gününde gördüm. Ne oldu bir tane kız fazlası? Nesi zarar lan? Lan bana zarar değil. Hepimize zararı var. Eğer bir kız eşleşme dışında kalırsa diğerlerinin de aklını çeler. Alır diğerlerini de götürür. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Doğru söylüyor, doğru. Abi doğru. O yüzden birini ya göndereceğiz ya birini ayarlayacağız. Eşleşmeler zaten belli. Aleyna bende. Hatice, Bengü bende. Okay. Tamam, Sude, Merve bende. Sen niye 2 kişi seçiyorsun ya? Bu da 2 kişi seçti.
Lan Hatice Bengü tek kişi. Oğlum Hatice babaannesi değil mi? Bengü babaannesi. Sen niye babaannesini seçtin? Lan ben niye babaannesini seçeyim? Şşşt! Yeter! Yeter! Susun! Tamam tamam. O zaman Sude bende. Tamam. Merve'yi ne yapacağız? Şuna bir kese atalım ya. Hayır! Biz de ne bulacağız Merve'ye? Bulamazsak da göndereceğiz bir şekilde. Ne yapalım? Eşleşme dışında kaldı. Güzel güzel tamam. Ah Taci ah! Amerika'ya gidecek zamanı buldum. Sus ya yazın. Kızlar ben gideyim ya. Aa nereye? Ya şimdi kendim böyle falan... Ne? Kendim böyle fazlalık gibi. Ay ne dediği anlaşılmıyor, dibindeyim ha. Kendimi fazlalık gibi hissettim. Gerizekalı neyin anlamıyorum? Aşkım. Siz böyle üç çift takılırsınız. Ya saçmalama. Bence erkekler öyle düşünmüyor. Ay ya, tabii evet. Canım ya. Bazısı sevgisini taburaya oturtturarak gösterir. Evet, bazıları var, böyledir. Var. Evet, belki birisi senden hoşlanmıştır. Ben ilk sevgilimle taburede tanıştım. Biliyorsun. Bar taburesi. Tamam, tamam. Sıkalım onu ben. Oh, geldik. Ay. Evet, şöyle verelim o zaman. Afiyetler olsun. Ben şöyle bende aldım. Şu da sende. Hop, afiyet bal şeker. Haydi bakalım. Çin çin. Çin çin. Çin çin. Afiyet olsun. Ben içmedim. Ha, kusura bakma ya. Altılı takım aldık bardak. Sana kalmadı ama gerçekten bak, biz hiç iğrenmeyiz. Al şişeden dik. Vallahi. Şişeden mi? Ha, ne oldu ki? Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle başbakan. Bir şey yok. Şişeden nedir yani? Bir şey yok, tertip takıl. Tertip başbakan kardeşim. Ha, biz sevdiğimiz insanlara böyle hitap ederiz kardeşim ha? Benim. Anladım, toprağım. Toprağım ne ya? Çok kırıcı. Oyun mu oynasak? Süper. Ya, evet ya, böyle daha kalabalık birbirimizi böyle daha iyi tanırız, kaynaşırız, böyle eğleniriz beraber. Uzun eşek oynayalım, yastık benim. Yok, ben daha çok böyle şişe çevirmece falan. Ben zaten uzun eşek oynamam, beni eşek yaparsınız. Estağfurullah, estağfurullah. Hayır, şişe çevirmece oynanır ya. Şişe çevirmece de yani biz biliyoruz öyle oyunları. Böyle kızlı erkekli ortamlarda onun son nereye gidiyor gayet iyi biliyoruz. Bende şişe var. Tamam, hadi. Hadi, tamam. Hadi. Hadi ben bunu çektim. Tamam, süper. Güzel oldu. Tamam, şişeyle oynarız. Hadi, hadi bakalım. Süper, vallahi neşemiz, havamız değişti ya bir anda. Tamam, ben çeviriyorum. Hadi, tamam. Haydi bakalım. Geliyor. Hadi. Hop, geldi. Güzel. Sude Aleyna'ya soruyor. Sor. Tamam. Doğruluk mu, cesaretlilik mi? Lilik mi? Doğruluk. Doğruluk. Tamam. Ne sor? Bana en son ne zaman yalan söyledin? Hadi bakalım. Aa, ama çok zor ya. Çok zor ama tamam. Doğruluk dedik, söyleyeceğim. Hani geçen gün sen bana bir kırmızı ojen var mı diye sormuştun. Ben de yok demiştim. Evet. Vardı. Ay, inanmıyorum. İnanmıyorum. Şeytan. Sen kırmızı ojen vardı ve bana yok mu dedin? Demiş. Bunu bana nasıl yapabilirsin? Özür dilerim. Bu da özür dilerim. Şaka de. Özür dilerim. Seni affedebileceğimi sanmıyorum. Biraz ağır oldu. Git istersen. Yalan. Gayet iyi. Hayır, hayır. Hayır ya, durun. Ne oluyor? Tamam, bir oyun için birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. Ha, hadi ben çeviriyorum. Tamam. Geldi. Güzel. Bora Ozan'a soruyor. Sen bana en son ne zaman yalan söyledin? Kopya çek. Hangisini söylesem ki? Ha, kanka geçen ay biz Refik abilerden borç para aldık, ödeyemedik ya. Seni dövdüler. Sonra biz biraz daha zaman istedik. Onu da ödeyemedik. Seni vurdular. Hani sen hastaneye yattın. Biz kanka sen hastanedeyken Murat'ımla parayı bulduk. Ama ödemedik. Mekanda gittik yedik. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Lan ben de lüzumsuz harcama yaptınız sandım. Canınız sağ olsun. Manyak. Hep gittiğimiz yer, bizim yer. Hep gittiğimiz yer. Çok abi iyi. Tamam yeter, bu sorularla mı olacak ya? Ben çevireyim, ben çevireyim. Ha oyunu biraz zorlaştıralım. Zorlaşsın abi oyun. Yani bu yeter ya bu sorular. Doğruluk bu ne, bilmem bir şey mi? En sevdiğin renk ne? Mavi. Ne salak sorular abi? Hayır bunlardan geçelim, daha zorlaştıralım. Hani doğruluk kalksın, sadece cesaret olsun mesela. İşte zor soru soralım. Hani nasıl? Mesela ya ne bileyim, hani öpüşmek gibi. Öpüşmek değil de hani ya zor soru. Yani biri birine sordu, sorduğu kişi kalacak mı? Öpüş dedi mesela, öpüşmek değil. Ama hani mesela hani onunla dedi, sen dedi şununla öpüş dedi. Değil de zor diye örnek veriyorum. Gibi yapalım abi şu oyunu. Daha zor tamam, sorular. Tamam. Hadi. Tamam, çeviriyorum. Heh. Ben de. Merve, Murat'a soruyor. Güzel. Madem öpüşmek istiyorsun... Heh. Ozan'ı öp.
Öpüşmek değil, öpüşmek gibi. Ozan'ı öp, oyun bu. Ozan'ı öp, oyun. Tamam ya, Allah Allah. Yani. Hadi tamam, hadi abi, hadi. Tamam, ha, çevirin abi şunu, hadi çevirin. Merve buraya soruyor. Hadi. Merve. Cesaret. Ozan'ı öp. Ama bu... Ozan'ı öp, oyun bu kızlar. Gel kardeşim. Tamam. Öptüm. Hadi, tamam, hadi, öptüm, hadi, hadi. Hep aynı kişiler çıkıyor. Ben hadi, tamam, hadi. Sorun birbirinizi. Ben sana soruyorum kanka. Sor. Sor. Doğruluk mu, cesaret? Cesaret, hadi. Beni öp. Oğlum, sabahtan beri herkes dedi öptün, şimdi de ben diyorum. Öp kardeşim. Oyun oynuyoruz. Öp, 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 öp. Gel. Gül. Gül. Gel. Düzgün öp. Oğlum! Gel. Hadi tamam, hadi. Aynı kişi çeviriyor, aynı tamam. Kişilere geliyor. Hep abi. Hadi geliyorum. Ben çeviriyorum. Hadi biraz farklı. Hadi tamam. Heh tamam, ben Bora'ya soruyorum. Tamam, cesaret. Sude'yi öp. Bak zor soruyorsun. Oyun bu. Zor soruyorsun. Oyun bu. Ben de sana zor sorarım. Sor, gelirse sorarsın. Ben de sana oyun soracağım. Oyun bu. Hayır, oyun bu. Oyun yapacağım. Bu. Oyun bu yapacağım ama ya, ben de sana zor sorarım. Ya. Tamam mı? Yap abi, ya. Oyun bu. Sude gel. Şöyle ben. Yeter be. Ya ben yine bunu öptüm. Bu ne ya? Oyun saçma sapan yerlere gidiyor, öpüşme falan. Sabahtan beri 50 kişi beni öp diyor lan. Senin de gönlün varmış. Aa. Olur mu böyle şey ya? Bırak ya. Kafanı öptüm bir de. O keseyle şey yapıyorsan. Neyse. Ben sanırım ortamı oldum. Ben gideyim ya. Kızlar, ay tabii. Hayır, 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 hayır. Şişt, lan tamam, tamam. Tamam oğlum. Ha nereye, nereden çıkıyor gitme falan. Yani fazlalık gitsin o. Fazlalık olur mu öyle şey? Hayır, yok tamam, oyun iptal abi. Al bunları. Al, 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 al abi, tamam oyun. Bırak kardeşim. Bir arkadaşınız daha mı geldi? Yok, yok. Bugün de yağıyor maşallah. Hayır ya. Gelmedi ya. Gelmedi. Biz çağırmadık yani. Baksana. Seren hayırdır oğlum? Oğlum gruba yazdınız ya, 10-11 acil erkek lazım dediniz, ben de hazırlandım geldim. Sen halı saha grubuna mı yazdın lan? Aile grubuna mı yazayım, babam mı gelsin diye? Baban gelse hepsine yürürdü, rezil olurduk biliyor düzgün musun? Konuş, adam yeni boşandı, düzgün ne konuş. Ne yapayım oğlum, Allah Allah. Olur, tamam. Abi gel, biz de hep beraber oturuyorduk böyle. Yok abi ya, ben çok maç havamdayım. Tamam işte birader, biz de 4'e 3 oturuyorduk, gel. Ya kardeşim, ben 11-11 seviyorum. Bunlar bizi futbolda yenemez ki. Birader, futbol oynamayacağız ki. Allah Allah. Voleybol mu oynayacağız? He, voleybol oynayacağız. Bak, Zehra, Ebrar, Vargas. Tamam, kalayım o zaman, ben hakem olayım. Ya neyin hakem? Pozisyon mu değerlendireceksin? Git Allah aşkına, evet, git ya. Evet, değerlendireceğim. Ya git abi, hadi ne olur ya. Ay, o Allah nasıl Allah. Bir şeydi öyle ya? Hiç tipim değil. Nasıl tipin değil ya, eski sevgine benziyor. Kızım tipim değil işte, tipim olsa ayrılmazdım. Doğru. Peki kardeşim, güzel kardeşim, senin tipin nasıl bir şey? Ya ne bileyim, böyle iri yarı biraz. Böyle motorcu olabilir belki. Ha. Merhaba. Ben kapağı çıktı girdim ama siparişlerimizi getirdim. Meryem ne diyorsun? Sağ ol kardeşim, dikkatli sür. Allah'a emanet ol, taksilere dikkat et. Ben yürüyerek geldim ha. Oğlum niye kas takıyorsun o zaman? Ha bunu bir kere taktım çıkmıyor ya. Çıksa çıkmıyor. Neyse, iyi çıkar mısın? Seninle mi? Lan çık! Ben ne dedim şimdi ya? Çık işte. Gelen giden motorcuya vursun, kuryeye vursun arkadaş. Bu ne ya? Ya biz ne yaşadık ya? Merhaba. Tanju hoş geldin oğlum, hayırdır? Oğlum mesaj yazmışsınız acil gel diye. Çıktım geldim. He ben yazdım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Biz de böyle hep beraber oturuyorduk Tanju. Hep beraber mi? Evet. He. Ah be. Ne oldu ya, işte biz de biraz eksiktik. Dördüncümüz sen ol diye çağırdım kanka. Sizin dördüncünüz bendim değil mi? Evet. Ha. Ah be. Böyle içecekler, ortam falan hazır. Bir ben eksiğim ha? Evet. Ah be, ah, ah. Hanımefendi de bu galiba. Evet abi. Ah be.
Oğlum ne oldu lan? Oğlum sıkıntı var, sıkıntı. Ah. Sıkıntı olmasa? Abi ne sıkıntı? Her derdin bir çözümü var. Kurban olayım ya. Çözülür mü diyorsun? Çözeriz abi. Abi. Gerek yoktu gibi ama. Abi bak Rabbim dermansız dert vermez. İyi dedin. Ha? Evet evet. Nedir abi senin sıkıntın? Ben dün evlendim ya. Ha. Şu da yengeniz. Ah, ah be. Hangisi sensin? Oğlum. Oğlum dün akşam 6'ya kadar haber verseydiniz nikah 7'deydi ya. Ah, ah. Kızı şimdi babayına yalnız gönderemeyiz değil mi? Saçma. Hayır oğlum. Hayır, saçma. Hadi. Hadi. Tamam Tanju hadi abi sen yengenin yanına yapacak bir şey yok hadi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam oğlum belki de zaten Merve seninle ilgilenmedi gibi. Yo ilgilendim. Ah be. Ah. Ayaklar 36 numara mı? Evet. Ah be. Ah. Ya şimdi şöyle Bengü, ya biz öyle çok dörde üç kalınca... Merve de sıkılmasın diye biz bir arkadaşımızı çağıralım dedik. Öyle dörde dört sohbet edelim diye. Ya size mi kaldı ya bana flört bulmak he? Estağfurullah. Benim kendi flörtüm yok mu? Ha? Ben ayarlayamaz mıyım arkadaşlar? Hatta vardı, mesaj attım. İşim vardı, gelemedi yani. Yoksa var sizin öyle şey arkadaşlarınıza kalmadım yani ben. Yani... Ay, burası galiba şey... Hoş bulduk. Selam. Nasılsın? Tanıştırayım arkadaşlar. Benim için çok önemli biri Kuntay. Bunlar da insanlar. Selamlar. Merhaba herkese. Hoş geldin. Kuntay'ım hoş geldin. Gerçekten hoş geldin. Buyur. Hoş şey geldin. Yapalım. Tamam. Hadi biz gidelim Kuntay. Ay nereye ya? Hep beraber geldik burada. Tamam Kuntay, gitsin. Biz gitsinler siz sonra şey yaparsınız. Ama onları basıyla geldi. Ya tamam taksiyle gidersiniz. Ay hayır. Merve'lerde kalacağız dedi. Ulan ya görüyor musun? Bütün kızlar Merve'lerdeyiz diye yalan söyler. Bugün Merve'ler bizde. Tebrikler kardeşim, Merve'ler biz olduk. Hayırlı tamam, olsun. Şöyle yapalım. Kuntay birader sen de gel hep beraber oturalım. Ha şey ben gelemem ya. Bizim şimdi spordan arkadaşlarla arabada bekliyor. Üç tane erkek arkadaşım arabada. Üç mü? O zaman kızlar siz de gelin. Üç, dört, dört, dört oluruz. Oğlum bunun ağzı çupra gibi oldu bu. Ne yapıyor ya? Ya saçmalama be Allah Allah. Dört, dört oluruz işte. Gidiyoruz biz. Hadi, hadi gidelim o zaman. Hadi. O zaman bir... İki, üç, dört, beş. Ben niye sayıyorsun lan? Ben gelmeyeceğim. hadi o zaman görüşürüz. Ne? Kendinize iyi bakın. Hayır, durun tam Merve'nin ekmeğimizle oynamasına izin vermeyin ya. Ne ekmeği be? Siz bizi nimet olarak mı görüyorsunuz? Nimetsiniz. Bana bak, bir daha nimetle dalga geçmeyin. Çarpılırsınız. İyi tokat atmadı, ben öyle sandım. Ben de korktum. Ya, dur tamam, ben de geliyorum. Ha, dur Sude. Al hadi al. Oğlum ben kirayı çıkardım böyle. Ben de gidiyorum. Aleyna sen nereye sana ekmek demedik gayet gitsin gayet normal. Yani sana sadece Vargas dendi o kadar. Gerçekten? Evet Vargas'ta gayet. Bir şey söyleyeceğim. Ben küçüklüğümden beri çok iyi Vargas taklidi yapabiliyorum. Yapayım mı? Lütfen. Yap yap. Kanka filenin sultanları yani. Yine aynı işte. Her seferinde aynı soru. Saplıktan hava kaçırıyorum kardeşim. Ne yaptınız beyler? Kızlar nerede lan? Oğlum gittiler mi? Ah be! Sen niye geldin oğlum? Gitsene. Dava açtım oğlum, boşanıyorum. Ah be! Herkese merhabalar. ÇG Belgesel Kuşağı'na hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz hayatımızın bir döneminde süper kahraman olmak ya da özel güçlerimizin olmasını falan istemişizdir. Ama hiçbirimiz Türkiye'de olsak ve bunlar olsa ne olurdu diye hayal etmedik. O yüzden biz bunu ele almak istedik. Örümcek Adam Türkiye'de olsaydı,
Hatta Adanalı olsaydı başına neler gelirdi? Hep beraber Adanalı örümcek adamı edeceğiz. Yes, I'm the boss. Ne geldik okula kardeş, yemin ediyorum hiç gelesim yok buraya ya. Allah belamı versin, daralıyorum ben burada kardeş. Vallahi. Sessizlik! Ya hocam Mehmet saçımı çekiyor. Mehmet, yapma yavrum. Öğretmenim bir şey der misiniz? Arif beni bıçaklıyor. Arif! Lan hayvan herif, insan arkadaşını bıçaklar mı lan? Hocam bıçaklamıyorum, tergelliyorum. Lan tamam, onu da yapma. Yapma lan! Ya kardeş, hadi bir ayıp ya. Böyle şaka mı yapılır? Hadi lan. Çocuklar, bugün laboratuvara geldik. Niye? Çünkü DNA'sı değiştirilmiş örümcekleri inceleyeceğiz. DNA ne lan? DNA. DNA mı? DNA nedir ya? Hocam, şimdi DNA'larını değiştirdiğimiz zaman hamam böcekleri sauna böceği mi oluyor? Aşkım, sen de salak mısın? Anlamıyorum ya. Bunlara sauna mauna deme. Bunlar öyle şeyler bilmiyorlar. Niye bilmeyelim lan kardeş? Ben daha geçen gittim saunaya. Haydın lan, sen niye saunaya gittin? Serinlemek için emmi. Dışarı çok sıcak alemiyim. Yanıyorum vallahi. Evet, sessiz olun. Ben şimdi gideceğim. Sürprizlerle geleceğim. Hazır olun. Tamam hocam. Kardeş bak hala harbi yapma ya. Aşkım sen çok güzel göründün ha. Kırmızı çok yakışmış, kiraz gibi. Ben saçımı beğendin mi? Aşkım sen niye bana yüz vermiyorsun ya? Neden acaba? Instagram'da bütün kadınları takip ettiğin için olabilir mi? Kim o Canan? Canını sileceksin meseleden. Ya aşkım Canan benim 4 yıllık çok yakın arkadaşım. Gerizekalı, benim o fake hesabımda. E tamam işte, 4 yıllık seninle konuşuyoruz. Aldatma sayılmaz. Şu Mehmet'in yaptığına bak lan. Benim Meryem Can gibi matem olsun, yemin ediyorum Adana'ya yakarım, biliyor musun? Allah'ını seversen git başka memlekete yak. Zaten yanıyor kardeş bura. Kurban olayım ya. Radyoaktif örümcekler de geldi. Gelişe bak, çay getirir sanki halim ya. Çocuklar, bunlardan dünyada sadece 10 tane var. Şimdi de bunlar okulumuzda bana simmetli. Ama hocam nasıl ne? 10 tane burada? 1, 2, 8 tane var hocam. Yok kız, 10 tane var. Hocaya bak, saymayı bilmiyor. Ne diyorsun lan? Hocam bakın, vallahi 8 tane. 8 tane hocam. Sus lan. 5, 6, 7, 8. Kodumun böceği. Ne yaptın lan sen? Ne yaptım hocam? Lan sen ne yaptın lan hayvan herif? Ne yaptım ya? Şu tipe bakmadı hocam oldu ya. Lan ağzının ortasına bir geçir. Pardon hocam. Hocanla düzgün konuş lan. Özür dilerim hocam. 10 tane var dedim oğlum sana dünyada sadece. Benden de bir tane var hocam, Allah Allah. Lan çıkın gidin, bir tane daha hala dolaşıyor etrafta, onu bulun lan. Lan o bir tane örümceği bulun lan. Örümceği nereden bulak hocam? Bak hele ne kadar sinirlendi. Ben az önce bıçaklandım, bana böyle tepki vermedi karı. Ya. Ömürcüğe nasıl çağıracağız? Saça bak, git lan sen de. Saçma bir şey deme sen. Uzatma lan. Ya sana inanmıyorum ya. Burada laboratuvarda örümcek görecektik. Senin yüzünden göremeyeceğiz artık. Özür dilerim Meryem Can. Ne? Meryem Can, özür dilerim. Meryem Can, ben aslında sana bir şey söylemek istiyorum ya. Ne? Meryem Can, ben seni yani... Ne seni Meryem Can ya? Yani ben seni anlamıyorum. Meremcan, ben böceği vurdum ya, elimi ısırdı. Onun ananı dedim, Meremcan. Ulan ne oluyor lan? Bana bir şey olur. Ne oluyor lan? Ter basıyor beni. Ne oluyor oğlum? Ulan kimse görmeden gider mi? Ne yapıyor derler ha? Evet, Arif'in radyoaktif örümcek tarafından ısırılmasını izledik. Ama kendindeki değişikliğin farkında olsa da bundan sonra başından geleceklerden pek haberdar değil. Önce bu durumu evdekilere açıklaması gerekiyor. O yüzden de evdekiler ne diyecek, buyurun birlikte görelim. Merhaba.
Alo. He orada şişçi Kenan var, onu geç. Sağında bir park var, orada değil. Ama parkı hızlı geç, orada hırsızlar var. He. He tamam, karşında bir pavyon var, orada değil. Pavyonun solundaki cezaevinin karşısındaki apartman. He, hadi. Hanım ya, biz ne kadar tehlikeli bir mahallede oturuyormuşuz lan. Helal, ben de diyorum, bize niye hiç misafir gelmiyor ha? Belki de geliyorlar, yolda ölüyorlar ha. Allah korusun. Baba. Baba, benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Hayırdır lan? Anne. Ben sanırım dönüşüyorum. Ne diyorsun oğlum? Bana bak. Biz her türlü seçime saygılıyız da olmuyor yani ha. Ya, ne diyorsun lan? Öyle değil ya. Ben düz duvara tırmanıyorum. Oğlum zamanında biz de tırmanıyorduk. Ne diyorsun lan? Ya annem dur, öyle değil. Baba, ben damdan dama atlıyorum, yetmiyor, milletin bacasında geziyorum. Oğlum zamanında biz de milletin bacasından geziyorduk lan. Ya Allah Allah, bak size baştan anlatıyorum, tamam mı? Her şeyi baştan anlatıyorum. Bizim sınıfa 10 tane DNA'sı değiştirilmiş örümcek geldi. Bunlardan biri de beni ısırdı. Ben örümcek adam oluyorum. Sen önce adam ol. Ne demek damdan dama atlıyorum? Sen bayağı ya, sen azmışsın ulan. Ya bana, anne olur mu? Reflekslerim çok gelişti diyorum baba. Bana bak, bir şey sorayım. Ha. Bir şey mi kullanıyorsun ha? Lan. Bir şey mi kullanıyorsun anne, ne oluyor? Ya yok baba, bir şey kullanmıyorum. Reflekslerim gelişti nasıl diyorum bak. Nasıl gelişti ha? Bak bana fındık çerezi yollaksana. Sana fındık çerezi yollaksana. Yolla baba. Yakalayacaksın mı? Yolla. Al hadi. Ya. Hadi yakala hadi bak. Piçe bak, leblebleri kaçırıyor tutuyor ha. Refleklerim gelişti böyle baba, gördün mü? Gelişti mi? Kaldır lan o zaman anne. Ya bak, oradan oraya zıplıyorum anneciğim. Evet, zıpla bak. Refleksine başla beni. Kaldır lan ayağını. Kaldır ayağını. Hah, sildim o. Bayağıdır silmiyordum, rahatladım vallahi. Ya siz şimdi benim örümcek adam olduğuma inanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Ya sen iki zıpladın diye niye inanalım, saçmalama. Tamam oğlum. Sizi şimdi inandırıyorum. Heh. Allah çarpsın örümcek adamım. Bizim olan örümcek adam olmuş. Allah'ım sana şükürler olsun. Artık perdeleri astırırık. Ya Meryem, çocuk örümcek adam oldun diyor, süper kahraman oldun diyor. Sen deyin ki perdeleri astırırız. Zamanı boyatırız. Azıcık büyük düşün. Ha, dur açayım. Ya annem dur, sen zahmet etme. Bak şimdi izle, ben açarım. Nasıl? Abi ne oluyor ya? Kapıyı kim açtı? Gelin, gelin, gelin. Ne oldu? Ya yemin ediyorum, ben gidelim kenarıya. Gel, gel, gel Salim, gel. Bizim oğlan, bizim oğlan örümcek adam olmuş o. Nasıl ya? Saçmalamayın, olur mu öyle şey ya? Abla. Ya damdan dama atlıyor çocuk. Allah Allah, abla saçmalama, olmaz öyle bir şey ya. Baksana çocuk nasıl oturuyor. Ya Adana'da herkes böyle oturuyor. Siz şimdi bunun örümcek adam olduğuna inanmıyor musunuz? Aa, yok, inanmıyoruz. Allah çarpsın örümcek adam. Ani! Duydun mu Arif, örümcek adam olmuş. Oldu oldu he. Baba helal olsun, inandırdın ha. Şişt, hanım kalk, bizim çocuğa da bakalımını ısırtalım da çocuk iki renkleştirir, eğleniriz. Ya öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Aman yapmasın öyle bir şey değil. Here comes the boss. Çevresindekileri duruma inandırmak ne kadar zor olsa da Arif yavaş yavaş süper güçlerine kavuşur. Ama asıl sorun, Türkiye'de süper kahramanın aklına gelen tek bir soruydu. Mahalleliyi bu duruma nasıl alıştıracağım? Buyurun ondayım. Bak hele bak 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 hele bak 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 hele bak bak bak. Buranın var ya, buranın Adana dürümü. Acayip, ben sana bir sokum yapım verim bak. Aç ağzını, ısır. Bak, bu adamın dürümü o kadar iyi ki saat 11'de git bulamazsın. Niye lan emmi? Adam dükkanı 12'de açıyor. Ben de açtıktan sonra bir gibi giderim. Birde de gidemezsin kardeş. Niye lan emmi? Adam cuma namazına gidiyor. Ben de 11 gibi açtığı gibi giderim. Artık herhangi bir saatte gitsen de bulamazsın kardeş. Niye lan emmi? Vergi kaçırıyormuş, dükkanı kapattılar. En son durumu ben aldım. Baba! Arif gel hadi gel. Gelemiyorum, utanıyorum. Vallahi. Utanma oğlum, hadi lan. Dur emmi, dur.
Bana bak lan Arif. Helal. Bizim çocuklara süper kahraman müziği yaptırdım. Açayım onunla gel kardeş. At bakalım kardeş. Süper kahraman müziği mi yap lan senin adamına? Kapat şunu. Kapat şunu. Bu müzik ne oğlum? Emmi çocuklar flüde yeni başladı. Söyle bıraksın lan. Baba kostüm mostüm her şeyi ben anladım da. Şırdancı saz o ne ya? Reklam almak nedir baba? Lan oğlum biz hayır işi yapmıyor muyuz? Doğru. Sen devamlı insanları kurtarıyorsun oradan oraya zıplıyorsun bilmem ne. Biz de paramızı yolumuzu bir şekilde bulmamız gerekiyor oğlum. Ya al. Ah! Ne oluyor lan? Ah baba örümcek isterim alarm verir. Örümcek size nereden alarm veriyor kardeş? Ne yapıyorsun sen? Sen karışma lan. Ya bu nedir kurban olayım kardeş ya? Ya benim ağam bitmişti annem ördü onu versene. Allah kahretmesin. Kullanırız kardeş. Hadi siz gidin sevdiğim kızla sevgilisi geliyor. Aha. Tamam. Süper kahramanın mantası olur. Hadi. Şişt, bana bak bir şey olursa bizim aradayız ama. Tamam baba. Lan Hayri. He. Lan oğlum at ya. Lan şaka sevmiyorum ya. Tamam lan hadi git. Hah, beni böyle beğenecek zaten. Ya, aşkım ya Mehmet, ya Mehmet. Bu ne lan? Ya inanmıyorum, sen ne kadar tatlı bir şeysin. Al kuşuklu, al kuşuklu. Gel seni bizim eve götüreyim, hadi gel. Vallahi. Lan oğlum sen ne tatlı bir şeysin lan. Vallahi maşallah sana ya. Tamam lan gel seni benim eve götüreyim. Ne saçmalama lan, benim lan, benim. Gerizekalı, ne yapıyorsun? Bu ne hal lan, pilatese mi başladın? Gerizekalı. Örümcek adam oldum kardeş. Ne oldu? Oğlum sen niye böyle geziyorsun lan? Örümcek adam ne? Sen lan. Sana hesap mı vereceğim lan? Ömürcekten adam mı olur lan? Allah Allah. Aşkım, çok içiyorlar ya. Evet. Çok artık son zamanlarda. Selamünaleyküm. Bu taş köprü nereden gidilir? Kardeş bak şu ileride balon satan bebeleri gördün mü? Yok, balon satan bebelerin orada dolanıyor kardeş. Ol tahtan. Ne olur lan? Kardeş, yemin ediyorum ha, adam gibi adamsın ya. Bir daha öpeceğim seni ya. Taş köprüyü sorduk dayı. Hadi lan! Ya sana inanmıyorum Mehmet ya. Burada adam çantamı çaldı, neler yaşadık. Böyle durdun, böyle durdun. Ya aşkım ben sana yenisini alıyorum onun zaten. Ya sus ya, her şey para mı? Çek git şimdi, hele. Sen bilirsin be. Ben de bundan sonra bekarım. Instagram'daki kızlar düşünsün. Böyle alev atacağım, yangın yapacağım. Instagram DM. Şşt, Ömürcek. Batman daha iyi lan. Siktir lan. Artık dünyanın en sıcak yeri Adana değil. Doğru diyor, Şırnak. Teşekkür ederim hayatımı kurtardığın için. Rica ederim Meryemcan. Sana bir hediye vermek isterim. Vallahi. Evet. Senin Allah'ına kurban be. Kafa gözlerini. Lan Arif! Kardeş, acilen buradan uzaklaşman lazım. Acil. Senin zamanlamana sıçayım şimdi. Vuracağım gözlerini. Ne oldu lan? Belediyenin ilaçlama aracı geziyor her yerde. Boğu yersin. Yürü. Yürü. Abla sen niye kaçıyorsun ya? Yes, I'm the boss. Yerli örümcek adamımızı artık bütün Adana tanıyordu. Yani her şey başlarda çok güzeldi ama süper kahraman olmak devamında büyük sorumluluklar getiriyor. Bakalım bu sorumluluklarla Arif nasıl başa çıkacak? Lan! Arif! Seni kara soyka! Bundan sonra eve gelmiyorsun lan. Ne oldu anne ya? Ya damdan dama atlayıp duruyorsun. Bütün çamaşırları mahvetmişsin lan. Ona mı dikkat edeceğim anne ben? Ne o Allah'ım? Sus! Konuşma! Lan!
Bana bak lan, bana bak lan. Sen neden örümcek beni ısırdı, örümcek adam oldun dedin? Niye, ne olacak ki? Lan Salim abin kendini aslana ısıttırdı, aslan adam olmak için. Ne? Bir şey oldu mu? Yarısı yok. Nasıl yarısı yok? Ya böyle mi yarısı yok, böyle mi yarısı yok? Lan sor ya, salak salak konuşma. Ne fark eder, adamın yarısı yok. Ne bileyim hani işte. Böyle yarısı olsa profil derim. Arif, biz ay Allah'ım çok kötü şeyler oldu. Biz malamat olduk. Evet, ne oldu? Babamla konuştum. Ne dedi? Örümceğe kızımı veririm dedi. Adam haklı. Millet çocuğuna çeyiz olsun diye böyle tabak çanak alıyor. Ben geçen böcek ilacı aldım ya. Ya anne bir dur Allah'ını seven ya. Meremcan ben sen babanla konuşur halleder mi onu? Ya nasıl halledeceksin? Biz bittik. Bizden artık olmaz anla. Arama beni tamam mı? Nasıl? Meremcan. Sakın eve de gelme. Sakın. Anne sen belki örümcük adam oldun ama Salim abi yarım adam oldu. Hala söylemedin. Böyle mi yarısı, öyle mi yarısı? Söylemiyor ki. Of. Yedin bitirdin beni yar, giydin hep taytları dar. Özgüvenim zaten yok sende olma. Ayırdık yatakları, yok artık dudak payı. Yalnızlık zaten zor sende sorma. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Düştüm ağına örümcek yârim beni ısırma. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Düştüm ağına örümcek yârim beni ısırma. Hart hart hart, hart hart hart. Hart 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 örümcek yârim beni ısırma. Kardeş ne oldu sana lan? Ne oldu lan? Belediye mi ilaçladı? Ne oldu? Bırakın kardeş beni kendi halime bırakın. Arif, Arif kalk oğlum. Nerelerdesin lan? İki aydır seni arıyoruz babacığım ya. Gelmeyeceğim baba ben. Mahalleye de gelmeyeceğim, eve de gelmeyeceğim. Niye gelmiyorsun oğlum? Beni istemiyorlar. Ben gideceğim. Başka yere gideceğim baba. Kim istemiyor lan seni? Nereye gideceksin? Annem istemiyor. Meryem Can istemiyor. Ne? Mahalleli istemiyor. Emmi şöyle yapsak. Bu madem bu mahallede kalmayacağım diyor. Konuşalım Süpermen'le, bunu gönderelim oraya, şeye, Kripton'a. Dur bakın, ben bir arayayım numara sonra. Ne oğlum, ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun lan sen, ne oğlum? Ne kızıyorsun emmi? Batman'le konuşalım, katıma gönderelim. Allah katıma diyor ya, oğlum bir dakika dur lan. Emmi ne olsun istiyorsun? Selena'yla konuşalım, Hades bunu paramparça mı etsin? Ne yapalım ya? Lan oğlum bir dur lan. Bir dur lan, bir dur oğlum şu dünyaya bir geriden oğlum. Oğlum bana bak. Sen sadece bu mahallenin değil, bu ülkenin süper kahramanısın. Şunu unutma, tarih boyunca süper kahramanlara her zaman karşı gelenler olmuştur. Onu yolundan çevirmek isteyenler olmuştur. Ama sen her zaman ne yapacaksın? Önüne bakacaksın. Geriye doğru dönüp bakarsan, orada takılı kalırsan ne olur? Ne olur? Boynun tutulur. Şu son lafa kadar umudum vardı baba, biliyor musun? Ben orada bir bozdum. Ben? Orada bir bozdum. Hangi rızan örümcek adam? Ha? Ne soruyorsun lan? Hanginiz oğlum? Benim örümcek adam. Görmüyor musun? Adamın daydı var. Sen bizim fabrikaların bacısına niye atıyorsun lan? Baba ben bacısına demedim, bacasına dedim. Sen bacasına mı dedin? Evet, hadi ben bacısına diyeyim. Sen düşünmüyor musun ya? Fabrikanın bacısı olmaz, bacası olur diye. Sana ona saygımı yitireceğim ha baba, az kaldı. Sen misin lan bizim o ormanları çitle çeviren? He benim dayı. Oğlum sen ormanları niye çitle çevirdin ha? Ormanları çitledim. Çünkü ağaçları kesiyorlardı. Fabrikanın bacasına ağ attım. Çünkü çevreye zarar veriyordu. Ne yaptıysam memleket için yaptım ben. Sen benim işimi baltalayın öyle mi? Kardeş sen hayırdır, ne uzatıyorsun ha? Sen ne uzatıyorsun oğlum ha? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Sen nerelisin oğlum? Ben Adanalıyım kardeş. Sen nerelisin? Ben de Adanalıyım kardeş. Neresinden kardeş? Hürriyet Mahallesi. Ben de Hürriyet Mahallesi kardeş. Sokak?
Çam sokak kardeş. Çam sokak mı? Ben hemen arkadayım ya. Ben de hemen o... Sen niye söylemiyorsun kardeş? Sen Çam sokaktan olur. Kardeşim ne diyorsun? Gelsene ya. Hadi gidelim. Nereye? Baba. Ne diyorsun baba? Ömürcek burada durur ya. Ha, ömürceğe alak gidek. Ömürceğe buraya getirin bak. Sen, tam buraya. Sen kardeş yanlış anlamışsın kardeş. Şöyle ömürceğe falan kimse benden alamaz ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Nerelisin oğlum sen? Adam... Baba, ömürceği almaya geldik. Babasıyla flörtleşiyorsun ya. Alalım gidelim baba. Ne yapayım ya? Şu ömürceği... ömürceği verin gidelim kardeş. Kardeş bak, sinirimden yürüyorum. Benim canımı sıkma. Sen bu ömürceği bizden falan alamazsın ha. Ne diyorsun lan? Ha, ne diyorsun lan? Ne? Oğlum hayırdır la? İlla sıkalım mı? Limon değil la. Bir sıkarsam görürsün ha. Sıkalım mı la? He? Lan oğlum bak, dilimi sıracağım, koparıyorum ha. Sen oğlum bizi bela gördün. Sepet mi zannettin oğlum? Yok ya. Biz arkamızda bir ton mahalle var ha. Ben bir ıslık çanarsam hepsi buraya gelir ha. Bak. Emmi, şunu şöyle tuttun. Yanlış yapıyorsun, dudağı tutacaksın. He. Hayır sen onu... Öpücük atıyorsun ha. Gel atayım lan sana bir öpücük. Oğlum sen yanlış yapıyorsunuz oğlum. Elinizi bak gün içerisinde sağa sola sürüyorsunuz. Hiç hijyenik değil. Elini sokmadan yap bu cina. Ne yapıyorsun cina? Baba ne yapıyorsun ya? Tamam kardeş. Tekiden. Babamı kaldırın ya. Bu biraz kilolu. Baba buna da şükredelim. Dayak yedik. Ömürcek sonuçta. Sokağa da bilirdi. Yürü lan. Durmayın lan. Yürü. Kadının. Güzel Adana'mız aynı yakışmıyor lan. Yürü git lan. Kadının. Kadın Ömürcek. Allah benim. Allah. Ne demek abla? Ben de aksiyon bitmiyor. Ya olur olur öyle şeyler. Demek arkamda durdunuz ha? Ya nerede duracaktık oğlum? Bütün mahalle olarak her zaman ailen olarak senin arkandayız. Bunu unutma. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ya. Bütün mahalleliği kurtardım. Teşekkür ederim. Emmi. Ya rica emmi. Ederim Meremcan. Bak ya gidelim ya. Konuşsunlar belki öpüşürler. Bak ya. Ne biçim konuşuyorsun? Bu arada ben babamla yine konuştum. Vallahi. Ne dedi? İlacını çiçeğini alsın, istemeye gelsin. Allah'ın olur ben seni be! Evet, Arif hem mahalleyi kurtarmış hem de sevdiği kıza kavuşmuş. Ama asıl şunu öğrenmişti. Türkiye'de süper kahraman olmak zordu ama... Türkiye'de yardımlaşmayı bilen herkes zaten süper kahramandır. Çok güzel hareketler bunlar.